Televizyonundan, Ankara'dan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden herkese iyi akşamlar. Türkiye bir kez daha seçime gidiyor ve seçime 10 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Artık o siyasi tabirle son düzlüğe girildi. Bizler de Sözcü Medya Grubu olarak bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde partinin lideri, genel başkan Sayın Özgür Özel'i ağırlayacağız. Biz yayın olarak ağırlıyoruz ama ev sahibi sizsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Yalnız değilim elbette. Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk. Sözcü Televizyonu program yapımcısı, gazeteci arkadaşımız Senem Tolu Ayılgaz ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'le beraber bu akşam bu yayını yapacağız. Sizin kafanızdaki, bizim kafamızdaki, kamuoyunun merak ettiği pek çok soruyu da soracağız. Onun için sosyal medya hesaplarından da bize ulaşmayı unutmayın diyerek ben başlayayım. İzninizle ben bir ilk soru olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir değişim sözü vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri oldunuz ve öyle de başladınız. Lider olarak da belki de ilk sınavınızda bu yerel seçimler olacak. Bu giden yolda da değişen isimlerle ve bu değişimle beraber istifa edenler oldu. Bağımsız aday olanlar oldu. Televizyon gezip yahut da gazetelere çıkıp eleştirilerini sunanlar oldu. Sanki değişim biraz da böyle sancılı mı oldu, sancısız mı oldu? Hedefiniz ve planlanan bu muydu? Yani bu seçime yola çıktığınız değişim rüzgarıyla mı giriyorsunuz? Şöyle ifade edeyim, yani biz aslında 31 Mart akşamına değil 1 Nisan gününe taliptik. Yani 31 Mart akşamı belirlenecek, seçilecek belediye başkanlarını biz belirleyelim diye değişim istemedik. Ama şöyle bir sorunumuz vardı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra seçmende, sonradan da artık böyle çok tutup herkesin de tekrar ettiği için bir tanımlamaya dönüştü. Bir duygusal kopuş yaşanıyordu. Anketlerde %40'a varan protesto oylar gözüküyordu. Sandığa gitmeyeceğim, protesto edeceğim diyen seçmen gözüküyordu. Ve biz bir değişim olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde bilhassa bir önceki seçimde kendisine oy vermiş seçmenin ve muhalif seçmenin kırgınlığıyla, küskünlüğüyle, protestosuyla karşılaşacağını görüyorduk ve o yüzden yapılacak olan kongrede aday olduk. Çok arkadaşımız, hatta aynı partide olduğumuz, bizi seven, geçmişte birlikte olduğumuz ama bu süreçte bizi desteklemeyen birçok arkadaşımız çoğu samimi duygularla veya bizimle birlikte olmamalarını gerekçelendirecek bir argüman olarak da şöyle dedi. Ne acelesi vardı? Yerel seçimlerden sonra zaten bu iş size doğru geliyordu, senin kucağına geliyordu. Bir başka alternatif zaten yoktu diyorlardı. Ben hep şöyle söyledim onlara. Ben bir felaketten sonra kurulacak, elde edilecek bir başarıyı veya gelinecek bir makamı değil, ben bir felaketi önlemek üzere bu yola çıktım diye hep söyledim. Çünkü şu kötü bir şey, 31 Mart seçimlerini bekle, zaten bu iş sana gelir. Ne olur 31 Mart'ta işler kötü gider, ondan sonra sen genel başkan olursun. O açıdan biz buna mecburduk. Zaten ben ilk yola çıktığımda, bunu söylediğimde çok sayıda işte gazeteci, yorumcu arkadaşımız, partilimiz şunu dediler. Yani neye güvenerek çıkıyorsunuz? Bu şu anda bu noktada bir şey olmayacak. Ben de hep şunu söyledim. Halkta karşılığı olmayan hiçbir değişim dalgası siyasette karşılık bulmaz. Ben sokağı dinliyorum. Seçmeni dinliyorum ve seçmenin bu talebini görüyorum. Göreceksiniz. Kurultay hatta bana şöyle dediler. Boş havuza balıklama atladın dediler. Dedim ki ben düşene kadar dolduğunu göreceksin dedim o süre zarfında. Ve gerçekten de işte kurultaya bir ay kala başka bir şey oldu ve işte bir ölçümde İzmir'de %92 ile en yüksek 6-7 büyük ilde ölçüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı talebi vardı. Sokağın sesi kurultaya yansıdı ve aslında bir kazanımla da sonuçlandı kurultay. Kimin kazandığının, kaybettiğinin önemi olmaksızın Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının çoklu yarışla değişebildiğini, değişebileceğini gösterdik. Bu bizim boyutumuzdaki partiler açısından, yani mecliste grubu bulunan partiler açısından, belli bir oyun üstünde oyu olan partiler açısından Türkiye siyasetinde ilk örnekti. Bir aktif
genel başkan değişikliği ilk kez bir yarışla oluyordu. Bütün Türkiye'nin gözünün önünde çok demokratik bir yarış oldu. Yarış günü yan yana oturduk. Yarıştan iki gün sonra birbirimizin evinde kahvesini içtik. Güler yüzlü bir devir teslim yaptık ve demokrasi açısından da kazanç oldu. Ama tabii bir başka tanımlamayla da şöyle söyleyeyim size. Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyiz. Haziran'ın ilk haftası çocuklar karne alacak. Ya bu çocuk ya okumazsa, ya okur, okusun diye uğraşıyoruz. Ama bizim açımızdan zaman çok dardı ve tamamen istediğimiz gibi mesela bir yıl zaman olsa çok başka kriterler, çok başka bir çalışma olabilirdi ama her tercihin bir kırgını olur. Yani 20-25 kişinin talip olduğu bir yerde siz bir yöntemle bir kişiyi seçiyorsunuz. 24 kişinin karşı argümanları var. Ama genel olarak yani tabii AK Parti'deki mutlak sessizlik orada itiraz eden FETÖ'cü oluyor zaten. Veya orada itiraz etmeyen Roma'ya büyükelçi olabiliyor. Yani herhangi bir sınırları olmadığı için sadece Tayyip Erdoğan kızarsa seni mahvedebilir. Sessizliğinden memnun olursa günü gelince ölçüsüz şekilde ödüllendirebilir. Bir yanda beklenti mi yönetimi diye bakabilirsiniz buna siyasette. Ama bir yanda da partinin de bir kurumsallıktan uzak anlamda bir ödül ve ceza mekanizması var. Ve o yüzden orada mutlak bir sessizlik var. Bizim içimizdeki çok seslilik bazen gürültü gibi algılanabiliyor. Kargaşa gibi algılanabiliyor. Partinin geleneğinde de bu var. Yani ben kötü örnekleri hatırlatmak istemem ama bir aday belirlendiğinde partinin önünde hani bütün dünyada haber olan protestoların yapıldığı olmuştu. Olmadık işler yaptılar. Çok hepimizi üzen işler yaptılar. Ama tabii bu süreçte başka partilerden adaylaşma çok az oldu. Çünkü seçim kanunu gereğince bütün aday adaylarını bildirdik. Aday adayı bir partinin aday adayının bir partiden bir başka partiden aday olması kanuna aykırı. Bağımsız aday olabilir. O yüzden geçen sefer işte hemen aday olmayan herkes DSP'den aday olmuştu. Bu sefer adaylıklar düştü. Düşünce o partiler reaksiyon verdiler. Nasıl düşürürsünüz oysa? Olmaz yani. Bir partiden aday adayısın, öbür partiden nasıl aday oluyorsun? Yani beni aday yaparsan seninleyim, yapmazsan rakibinim. Kanun bile bunu çok açık yazmış. Olmaz diye. Ama siz bugüne kadar hep ihmal edilmiş. Bu noktada seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımızın titiz bir çalışmasıyla biz dedik ki bu kişiler aday adaydı, bunu seçtik dedik. Başka partiye gittiklerinde de adaylıkları düştü bu yüzden. Kanunda açık yazıldığı halde. Tabii bu sefer şöyle oluyor. Adaylık bir süreç. Adayın belirlenmesi bir süreç. Adayın istifası bir süreç. Partiden aday olması bir süreç. Bir tansiyon. Sonra onun adaylığı düşüyor, başka bir tansiyon. Sonra oğlunu aday gösteriyorlar, başka bir tansiyon falan. Böyle biraz hareketli günler oldu ama genel olarak parti pratiğinde geçmiş dönemlere kıyasla, çünkü çok fazla ön seçim yaptık, çok fazla anket yaptık, çok fazla milletvekili raporuna baktık, çok fazla rıza ürettiğimizden oransal olarak geçmiş seçimlere kıyasla 1/5 oranında bile değildir. İşte tepkiler, başka yere gitmeler, istifalar falan. Ama tabii Türkiye siyaseti o kadar tek sesli bir hale gelmiş ki bir partinin içinde birazcık kıpırtı olduğunda o bir de tabii bütün basın, ben sizin için değil, siz bütün objektifliğinizle meseleye bakıyorsunuz ama merkez medya, özellikle AK Parti'ye müzahir kanallar pireyi deve yapmak üzere işte veya yıllardır açmadığı kanalları bizim aday gösterilmeyen belediye başkanlarını açıyorlar. Bir ay önce açaydın da adam icraatlarını anlataydı. O yüzden öyle bir süreç yaşandı. Ben sürecin vardığı noktadan tabii %100 her şey tam istediğimiz gibi oldu falan böyle bir şey demek mümkün değil. Ama memnunum. Seçmen memnun, örgüt memnun. Gün geçtikçe daha iyiye gitti ve şu anda son 10 güne gelirken ben bir problem görmüyorum. Yani şunu tam, ben belki biraz fazla uzattım lafı, tam soramadım. Hali hazırda bu aday belirlenme sürecinde bugün de yola çıktığınız değişim planınızın ya da sürecinizin kesintisiz devamını görüyor muyuz? Yani yaşadığımız gibi mu? Bazı yerde görüyoruz, bazı yerde görmek istediğimiz halde göremiyoruz ama çok önemli bir adım attığımızı biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün aday adaylıkları
hangi yöntemin tercih edileceği konusu ekrana yansıdı, tartışıldı, oylandı, karşı çıkanların ismi kayda geçirildi, oy çokluğu ya da oy birliği %95 oy çokluğuyla kabul edildi ve o yöntemler uygulandı. Geçmişten farklı olarak, bunu sakın geçmiş dönem yönetimlerini, partiler kademe kademe ileriye doğru gidiyorlar. Bu yani mutlaka bir gün bunlar yapılacaktı. Her adaylık ekrana yansıtıldı. Bir adayın niye seçildiği anlatıldı. Yani biz anket yaptık ve kriterlerimiz vardı. Dedik ki anket yapacağız. Eğer ankette bir aday açık ara sıyrılıyorsa adayı aday göstereceğiz. Birden çok aday kazanacak noktadaysa içlerinde kadın varsa kadına aday göstereceğiz. Hepsinin örnekleri var Türkiye'de anlatırım. Ama diyelim 3 erkek yarışıyorsa bu sefer sandık koyup örgüte soracağız. Bu yöntemlerin yanında milletvekillerini illere görevlendirdik. Onların raporları geldi onları ve şu ilin şu ilçesinin şu adayı. Söz isteyen söz istendi. Yöntem nedir? Anket görebilir miyim sorusu hiç yanıtsız bırakılmadı. Biz 360 bin tekil anket yaptık ve şu adayın anket sonucunu görürüm deyince anket bizde göstermeyiz olmadı. Parti meclisinin ve MYK'nın bütün üyeleri istedikleri ankete baktılar. Bir ara Cemur vardı, genel sekreterimiz dışarı çıkıyordu, anketi yazdırıp çıktısını getiriyordu. Ekrana yansıtamadığımız süreçlerde indirip yansıtıyoruz çünkü bir serverdan ve yazdırıp getiriyordu. Şöyle herkesin memnun olduğu tercihler yapmadık. Ama bazı örneğin Bursa'da bir Bursa masası kurduk. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il başkanı, büyükşehir belediye başkan adayı. Son 3 belediyeye kadar tam mütabakatla geldiler. Son 3 belediyede de herkes fikrini verdi. Oluşan konsensusa hepsi oy verdiler. Mesela bir tanesi bu. Örneğin Manisa merkez ilçenin birinde 7 adaydan ikisi sıyrıldı. 2 erkek aday. O ön seçimde yarıştılar ve bir tanesi adayımız oldu. Bir diğer merkez ilçede 7 adaydan 4'ü yüksekti, biri kadındı, kadını direkt adaylaştırdık. Mesela tekil örnekler açısından söylüyorum. Memnuniyet anketleri yaptık. Başkanlarımızın memnuniyetin seçildiklerinin ilerisinde belli kriterlerin ötesinde olan adayları yeniden adaylaştırdık. Ama sonuçta 890 birime ön seçim yapabilirsin dedik. 300 birimden ön seçim yapma ile ilgili talep geldi ama en son aşamada 199 birim ön seçim yaparak adaylarını belirlediler. Kadınlara ve gençlere kotayı %33 ve %20'yi pencere usulüne dönüştürdük. Yani eskiden 20 adayın 4'ü kadın olacaksa, genç olacaksa 18, 19, 20, 21 oluyordu. Kota tuttu oluyordu. Şimdi ilk 5'te bir genç, İkinci 5'te bir genç. İlk 3'te bir kadın, ikinci 3, her 3'te bir kadın. Yo öyle çıkmazsa sonuç aşağıdan alıp ittirdik sıralarını. Bunu yapacağımızı söylediğimiz için sonuçlar %80-90 öyle çıktı. Örneğin Ankara'da yaptığımız ön seçimde Çankaya'nın, Yeni Mahalle'nin, Etimeskut'un ön seçim birincileri 25'er yaşında kadınlar çıktı, 25-24. Birçok yerde mesela bugün geldiğim Sinop'ta ön seçimin birinci, ikincisi kadın ve ikisi de 40-35 yaş altı. Üçüncüsü yine 35 yaş altı erkek çıktı. İyi bir yoldayız ama dört dörtlük bir noktada değiliz. Bir dahaki seçimde adayları biz belirlemeyeceğiz. Bir dahaki seçimde Yılmaz Büyükerşen'in genel koordinatörü olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler, eğitim, eşgüdüm ve denetim birimi her 3 ayda bir mevcut belediye başkanlarına standart bir ölçüm ve bizim tarafımızdan ölçtürülen karnelerini yollayacak. Hangi mahallelerde iyiler, hangi mahallede kötü, hangi seçmen grubunda, bizde bunların hepsi şimdi var ama son bir göz görmenin bir işe yaradığı yok. Bunu 3 ayda bir yollayacağız ve adaylaşma kriterlerini bilecekler. Adaylığa doğru ilerleyenler ve izin isteyip görevi başkasına devredecekler. Gelecek sefer objektif kriterler ve yoğun ölçme değerlendirme sonucunda olacak. Eğer başarabilirsek bir özel üniversite hayali var Yılmaz Hoca'nın. Bir vakıf üniversitesi kurarak çok hızlı bir şekilde ya da bir vakıf üniversitesiyle işbirliği yaparak bir yerel yönetimler akademisi kuracağız.
Bunun 4 yıllık, 2 yıllık yani genel sekreterleri, daire başkanlarını da yetiştireceğiz liyakatle. Dünyayı görerek, stajlar yaparak falan. Biz aday olmak isteyenleri de yerel yönetimler akademisinde belli programları takip etmiş olmak ve sertifika almış olma şartına bağlayacağız. Yani CV'yi baştan oluşturacağız. Sonradan uygun mu değil mi diye. Değişim ama şöyle söyleyeyim mesela. Dört dörtlük bir değişim nerede var derseniz İzmir'de var. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de 6 kadın belediye başkanı var. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca. Bu sefer seçilecek yerden 9 adayımız var. Eskiden 20 bin nüfuslu ilçelerde görev yapmış kadın adaylarımız. Şimdi İzmir'in en yüksek nüfuslu 5 ilçesinin 3'ünde kadın aday var. Hatta 4 ilçesinin Buca hariç Karşıyaka'da, Konak'ta ve Karabağlar'da kadın adaylarımız var. İzmir'de 30 adayımız var, 12'si 40 yaş altı. İzmir'de 30 adayımız toplam 42 yabancı dil biliyor. Yani liyakat açısından, eğitim açısından, donanım açısından. Yani İzmir bir şey söylüyordu bize. İzmir bizden değişim istiyordu. Bu bütün yerel yönetimlere özel değildi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını İç Anadolu'ya götürün 70 alır. Ama İzmir'de seçmenin notu kıt, birazcık kırık. Çünkü şöyle, beklentisi çok yüksek aklı olarak. İzmir özelinde isterseniz konuşalım yine çünkü tabii. İzmir'e dair de şey var. Çünkü ben de buradaki tek kadın gazeteci diye hemen seneme pozitif ayrımcılık uyguladım. Teşekkürler. Şimdi ben değerlendirmenizden anlıyorum ki bu seçime yansıyacak parti içinde bir kırgınlık kalmadı sizin nezdinizde. Seçim doğru mu? Yansıyacak. Evet, tabii. Hayır. Bu seçime ve bu çalışmaya, sandıklara sahip çıkmaya ve seçim sonuçları sonrasında da yeniden bir hani pek çok iddia var ya hani hazırlanılıyor diye. Oraya yansıyacak bir kırgınlık olmadığını düşünüyorsunuz. Ben onu anlıyorum değerlendirmenizden. Doğru mu? İki, seçmen dediniz. Özellikle genel ve meclis seçimlerinden sonra motivasyonu son derece düşük olan bir seçmen vardı. Değişim isteğine vurgu yaptınız. Seçime katılım oranında kendi seçmeninizi, özellikle CHP ama genel olarak muhalefet seçmeni açısından da sorabilirim. O seçmeni sandığa çekme konusunda bir risk görüyor musunuz 10 gün kala? Yani anketlere göre kalmadı öyle bir risk. Hatta çok çekişmeli giden bazı yerlerde, mesela geçen seçimde kullanılmayan, işte geçersiz, boş ve kullanılmayan oyların toplamı diyelim 14, ankette 11 çıkıyor bu sefer. Hani oy kullanmayacağım falan diyen. Tabii orada istem dışı kullanamamalar falan da eklenecek diyor arkadaşlar. Şu andaki anket sonuçlarında geçen yerel seçime göre daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Çünkü birazcık bu seçimin önemi hem bizim tarafımızdan hem de belediyelerimizdeki muhalif partiler tarafından farklı bir şekilde algılatıldı. Yani verilen önem seçmene geçmiş durumda, o duygu geçmiş durumda. Ben o açıdan eğer anket sonuçları doğru yansıyorsa bu konuda bir düşük katılım beklemiyorum. Hatta geçen 2019'dan daha yüksek bir katılımın olmasını bekliyorum. Seçime olumsuz yansıyacak bir kırgınlığın kalmadığını partiyle ilgili, yani sandıklara sahip çıkma, görev yapma falan biliyorum. Seçimden sonraki mesele kısmıyla ben meşgul değilim. Çünkü o konuda hani Cumhuriyet Halk Partili olanlar zaten seçime işte 10 gün kala veya 3 hafta kala, 4 hafta kala bir seçim sonrası tartışma meselesini gündeme getirmez gerçek bir partili. Ama tabii kerameti kendinden menkul bir takım arkadaşlar var. Hani troll değil ama troll refleksi gösteren bir takım arkadaşlar var. Partide çok kökleri olmayan, geçmişi olmayan. Ama bu süreçte işte kendine bir pozisyon bulmuş, bizlere olmadık hakaretleri de o süreçlerde yapanlar, bizlere kılıç sallayıp tehdit edenler falan, o benzer arkadaşlar, benzer hezeyanlar içinde olurlar. Biz onlarla meşgul değiliz. Biz önümüze bakıyoruz. 31 Mart'ta en iyi sonucu almaya bakıyoruz. Efendim, önümüze bakıyoruz derken biliyorsunuz önümüzde 31 Mart'tan sonra da bir farklı bir tablo çıkar. Yani nasıl çıkar tabii onu bilemeyiz. O tabloya göre partide mesela bir seçimli kurultaya gidilebilir mi? Bir de bu dönem içerisinde tabii ki
ister istemez siz kırgınlıkları ne kadar yok ettiğinizi ifade etseniz de mutlaka kırgınlar, az önce sizin de vurguladığınız gibi bazı isimler vardır. Kendisine pozisyon arayan isimler olduğunu da söylediniz. Şimdi bu durumda önümüzdeki süreçte partide nasıl bir değişim olacak? Çünkü sizin de verdiğiniz, daha önce kurultayda da açıkladığınız ön seçim dahil olmak üzere. Şimdi birincisi biz kurultayda bir tüzük değişikliği yapmanın sözünü vermiştik. Evet. Geldik ilk gün oturduk ve dedik ki partinin avukatlarını çağırın. Yani mazbatayı aldıktan bir gün sonraydı. Dedim ki arkadaşlar, tüzük kurultayı da ne aşamadayız? 20 gün sonraya tüzük kurultayı var. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Efendim 20 gün sonra tüzük kurultayı yok dediler. Dedim niye yok? Dediler ki bir kez kararının alınıp resmi gazetede yayınlanması var. O işlem yapılmadı. Bu nasıl? Hemen ilgili arkadaşı aradım, o günkü genel başkan yardımcımızı. Dedim böyle diyorlar. Öyle dedi ya, biz o işi size bıraktık. Ama dedim ki işte 20 Kasım'da tüzük kurultayı diyorduk, 27 Kasım'da nasıl olacak bu iş? Ya siyaseten söyledik dedi arkadaş. Siz karar alıp yapabilirsiniz. İl başkanlarını topladık. Parti meclisini toplayıp bir karar alarak 15 Aralık gününe en erken yapabiliyorduk. Dediler ki aday belirleme süreci var, bunu yapmayalım. Tabii tüzük kurultayından kaçmış gibi bir görüntü olmaması için 81 il başkanımızın önerisiyle, parti meclisinin kararıyla biz 4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül, 8 Eylül ve 9 Eylül'e bir değişim ve dönüşüm kurultayı kararı aldık. O kurultayda 4 Eylül günü sembolik olarak milletvekillerimiz ve parti meclis üyelerimiz de Sivas'ta olacağız. Sivas Kongresi'nin olduğu yerde. Aslında kurultayımızın açılış günü, ancak tabii sembolik önemi var. Partimizin ilk kurultayı Sivas Kongresi kabul edildiği için 5 Eylül'de dönüyoruz. 5 Eylül günü burada tüzük komisyonunun son toplantısı yapılacak. 6 ve 7 Eylül günleri tüzük kurultayımız var. Takvimini açıklamıştık tabii, bu kargaşada belki unutulmuş olabilir. Nisan ayının 15'ine kadar mahallelerden, Mayıs'ın 15'ine kadar ilçelerden, Haziran'ın 15'ine kadar illerden tüzükle ilgili öneri raporları geliyor, birleştiriliyor. Dünyadaki sosyal demokrat partilerin tüzüklerini inceleyen bir ekibimiz var. Onlar da raporunu en geç 15 Haziran'da yapıyorlar. 16 Haziran'da tüzük komisyonu, onun resmi olarak 81 il başkanından ya kendi ya görevlendireceği birisi, meclis grubundan 3 kişi, parti meclisinden 2 kişi ve partinin hukukçularıyla Dil Derneği'nden bir katılımcı. O tüzükte yok ama engel de yok. Çünkü Dil Derneği'ne yazılan tüzüğü en son yolluyorsunuz. Sevgi Hanımlar diyorlar ki şu kelime yerine şunu yapalım. Hukukçular diyor ki anlamı değiştirir olmaz. Tüzüğün yazım aşamasında Dil Derneği'ni de masaya oturtuyoruz. Tüzüğü yazmaya başlayacaklar. Ve 15-16 Haziran'dan Eylül ayına kadar çalışmalarını tamamlayacaklar. 5 Eylül günü de son toplantılarını yaparak tüzük komisyonunun divan başkanlığına sunulacak tüzük taslağını verecekler. O tüzükte hem sayın önceki genel başkanımızın taahhütlerini, çünkü onları biz de sahiplendik. Çok da hani uç bir şey yoktu zaten. Bütün hepimizin sahipleneceği işler vardı. Bizim önerilerimiz ve mahallelerden, ilçelerden, illerden gelecek önerilerle dünyadaki iyi örneklerden birleşen bir tüzüğümüz olacak. Efendim, orada o tüzükte öngörülen böyle önemli değişikliklerden söylesen, çünkü bir çok kere, önemli bu. Bir kere şöyle, birincisi merkezin aday belirleme yetkisinin yasal sınırların üstüne çıkmaması lazım. Bu %15'tir. Hatta ben bunun %10'un yeterli olacağını düşünüyorum. Kalan kısmın merkezi yönetim dışında belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada şüphesiz ön seçim en etkili yöntem olacak. Ama bu %90'ın diyelim ya da 85'in, 75'i mi olur, 70'i mi olur bilmiyorum. Diğer kısımda şöyle bir şey öneriyorum. Ama bunu önermeyi kadın kollarına ve gençlik kollarına görev olarak verdim. Başarılı kadın kolları başkanları, başarılı gençlik kolları başkanlarının yapmış oldukları çalışmalar objektif kriterlere göre değerlendirilmeli. Örneğin Türkiye'den en başarılı 3 kadın kolları başkanı, 3 gençlik kolları başkanı ön seçime de girmeden, merkez yoklamasına da tabi olmadan doğrudan milletvekili adayı olmalı. Ama bu nedir? Çalışın dediğim o. Üye sayısını arttırmak mı? Etkinlik yapmak mı? Sosyal politika yapmak mı? Partinin oyu, işte genç üye sayısını arttırmak mı?
objektif kriterleri gençlik kolları ve kadın kolları çalışacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyelim ki 100 aday belirliyorsak, 10'unu genel merkez belirliyorsa 10 tanesini kadın ve gençlik kollarının başarılı yöneticilerini meclise taşıyacağız. Geri kalan da diyelim ki %80'ine de ön seçim yapacağız. Benim gönlümden geçen bu, tabii örgüt tartışacak gelecek. Bu arada ön seçimde oy kullanacak olan üye konusunda böyle daha önce de çok tartışıldı. Belli görev ve sorumlulukları yerine getiren üyeler, aidatını ödeyen, parti içi eğitime katılmış, verilen sandık görevini yapmış, işte diye çeşitlendirilebilir. Bunların da kriterler olması gerektiğini düşünüyoruz. Yapmayı düşünüp de yerel seçim gündeminde sorun yaratabileceği değerlendirildiği için 1 Nisan'a ertelediğimiz bir üye kampanyamız var. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine işte 1 milyon 600 binden ilk hedef 2 milyonun üzerine, ikinci hedef 3 milyonun üzerine çıkarıp ön seçimlerde mümkün olan en çok seçmenin, yani en doğru fikri verecek kadar üyenin oy kullanmasını istiyoruz. Bir öneri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalarında bir seçmen yoklaması gibi ön seçime dahil edilmesiyle ilgili öneriler var, bakacağız. Dünyadan iyi örnekleri alacağız. Şöyle basit bir örnek vereyim, hani detay istediniz diye bir dakika sürmeden. Örneğin Balıkesir'de ön seçim yapmak sıkıntılı bir durum oluyor bizim için. Eleştiri şu: bütün üyeler Körfez'de oturuyor. Ön seçim yaparsan 1, 2, 3 Körfez'den çıkıyor. 4 Körfez'den çıkıyor. 5. sıraya merkezden, 6. sıraya yukarıdan, dağdan birini koydun. Gidiyor ama diğer partiler diyelim bir merkez, bir Körfez, bir dağdan koyuyor. Bizim adaylar gidince gidin Körfez'den oy alın diyorlar onlara. Ön seçimin böyle mahsurları var. Oysa yurt dışında çok iyi örnekleri çalışıyor arkadaşlar. Örneğin üyeye şöyle oy kullandıracağız. Oyunu kullanırken üçe bölecek: bir Körfez'den, bir merkezden, bir bu taraftan kullan. Hangisinde seçime katılım oranı en yüksekse birinci sırayı ona veriyorlar. Böylelikle herkes hem birbiriyle yarışıyor hem diğer bölgeyle en çok üyeyi biz getirelim diye. Örneğin Kocaeli'ndeki ön seçimde sendika kökenli adaylardan birine oy veriniz diyorsunuz. Oy kullandığınız oylardan üçte biri kadın adaya denk gelmiyorsa o şemayla gayet iyi yönlendiriyor. Oyunuz geçersiz diyerek kadın kotasını hemen uyguluyorsunuz. Tabii burada eşit temsile yönelik de bir talebimiz, bir önerimiz var. Bu konuda konuyu da çalışıyoruz. Böyle yani hem demokratik, ayakları yere basan, partiyi ileri taşıyacak ve parti içi demokrasi açısından diğer partilerden partiyi olumlu yönde ayrıştıracak bir tüzüğe erişmeyi ümit ediyoruz. İki ricam olacak. Parti içi şeye çok sanki boğulduk. Evet, artık seçim gündemine gelelim. Sizden de ricam, çok soru var. Cevapları biraz kısa kısa devam edersek şey yapalım. Ben seçim gündemine, yani partinin gündemi. Doğrusunu isterseniz aslında bu, yani bir tespit olarak söyleyeyim. Tam 25 dakikadır CHP'yi konuşuyoruz. Halbuki 10 gün var seçime. Ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Şimdi bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir montaj videoyla bütün şeyi alt üst etti. Yani CHP'nin adayı kazanacakken, daha doğrusu altılı masanın adayı kazanabilecekken, anketlerde önde görülürken bir montaj videoyla seçimin seyrini değiştirmeyi başardı. Bu seçimlerde de yine bir video var ve o video, bugün bile gördüm işte yandaş kanallarda, bu video Ekrem İmamoğlu'nun oylarını düşürdü mü, CHP'nin oylarını düşürdü mü vesaire gibi sorular soruluyor ve Cumhurbaşkanı her meydanda bu videoyu konuşuyor. Ya siz bu işi anlatamayacak şeyde misiniz? Neden bu mesele kapanmıyor? Ya da hala neden bu videonun alıcısı var bu ülkede? Yani alan belli, satan belli, fiyat belli. Bu ülkede 4,5 milyon dolar bir bankanın genel müdürünün yatak odasında bulundu. Çıktı, kendisi dedi ki Osmancık'ta İmam Hatip Lisesi yapacağım. Kimse de şunu sormadı: ya sen bankanın genel müdürüsün, niye bir hesap açıp bu paralar orada tutmuyorsun da yatak odasında tutuyorsun diye. Yani bu üstünlüğü nasıl oluyor da ele geçiremiyorsunuz? Nasıl Tayyip Erdoğan hala ne olduğu belli olan, her detayı bilinen bir video üzerinden CHP'yi köşeye sıkıştırmayı başarıyor ve seçmenleri etkilemeyi başarıyor? Öyle bir şey başardığını düşünmüyorum, bir. İkincisi, bir üstünlüğün Tayyip Erdoğan'da olduğu konusundaki tespiti gerçekçi bulmam. Şöyle ki, Tayyip Erdoğan bir üstünlüğü almaya çalışıyor. Ben 1,5 ay önce
meydanlara çıktım ve dedim ki Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor. Mezhep üzerinden, etnisite üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden ya da geçen seçimde olduğu gibi, geçen seçim yalan videolar yaptı, iftiralar ve hakaretler üzerinden. Ben onunla kavga etmeye varım ama kavgayı emekliler için vereceğim, emekçiler için vereceğim, örgütlenemeyen işçiler için vereceğim. Desteklemesi hak ettiği %1'lik tarım kanuna göre desteklemeyi alamayan çiftçiler için vereceğim. Fındık üreticisi, çay üreticisi, üzüm üreticisi, narenciye üreticisi için vereceğim. Ve ben bir mücadele vereceksem bu toplumda bu iktidarın hayat pahalılığıyla ezdikleri için vereceğim. O gün ben bunu söylediğimde aslında o güne kadar pek çok kişinin, pek çok gazetecinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep telkin ettiği, aslında doğrudan reddedilmeyen ama bir türlü de uygulanmayan bir şey yapıyorduk biz. Ekonomi konuşun kardeşim diyordu insanlar. Tayyip Erdoğan'ın gündemine niye hapsoluyorsunuz? Ben ilk bunu söylediğimde meydanda Cumhuriyet Halk Partililer vardı ve meydanın Cumhuriyet Halk Partililerin içindeki emekli oranınca emekli vardı meydanda. Emeklilere dedim ki ve miting meydanları işte Tayyip Bey'in Malatya'da, Samsun'da başına geleni gördünüz. Samsun'da gayet iyi bir havada. Bugün bizim yağmur altında ve 6 saattir durmadan yağan yağmurda doldurduğumuz meydanın 1/3'ünü dolduramadı Tayyip Bey. Böyle bir sorun hepimiz için vardı. Ben dedim ki emeklilere, eğer bu meydanlara gelirseniz, benim sesime ses verirseniz, benimle birlikte mücadele ederseniz, ben sizin hakkınızı alacağım. 31 Mart'a kadar alamazsam, 31 Mart'tan sonra da bu mücadeleyi bırakmayacağım. Ama mutlaka alacağız. Her geçen gün böyle yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerimizi. Yeni ağızlar eklendi ağzımıza ve bir anda meydanlardaki bu olağan dışı kalabalık, hatta bizim ölçme değerlendirme yapan arkadaşımızın ilk şeyini arada gösterebilirim. Şehrin adını da vererek diyor ki Burdur bize bir şey söylüyor olmalı. Yani ne oldu da bu kadar çok emekli birden meydana geldi? Ben orada fark ettikten sonra her meydanda bir emekliler elini kaldırsın dedim. Bu meydana ses duyurmak için gelen emeklileri bir görelim dedik ve Cumhuriyet Halk Partililerle tek başımıza dolduramayacağımız meydanlar, bu atmosferde Tayyip Bey'in dolduramadığı meydanlar dolmaya başladı. Ve ilk önce memleket %4,5 büyüyor, herkesin keyfi yerinde. Özgür Efendi emeklileri kışkırtmaya çalışıyor, başka kapıya demişti. Emeklinin keyfi yerinde demişti. Biz enflasyonu tek haneli rakamlara indirdiğimizde alım gücü artacak, emekliler o zaman rahat edecek demişti. Sonra ben bir emekli kart teklifi verdirdim. Arkadaşımız kanun teklifini verdi ve elektrik, su, telefon, doğalgazda indirim ve seyyanen 7100 lira farkın yatacağı. Çünkü o kanun teklifiyle, kanun yapma tekniğiyle bu hızlı ve kolay bir şekilde olabilecek bir şey. Öbür türlü işte ek göstergeler bilmem neler falan. Böyle bir öneride bulunduk. Yok dediler. Geçen gün Sabah gazetesi AK Parti'den emekli kart hazırlığı diye yayın yaptı. Bakanların dilinin altında var. AK Parti'nin genel sekreteri Fatih Bey mutlaka genel başkanımız emeklilere bir müjde verecek diyor. Bugün de çıktı ki promosyon. Özel bankalara, bugün de çıktı ki özel bankalara yazmışlar. 2 gün içinde cevap verin. Ne kadar promosyon verebilirsiniz? İşte şimdi 3 yıllığına verene bile diyor ki bu yıl yeniden 3 yıllık ver, 2 yılı da 3'e ekleyelim, 5 yıl vermezsin diye bir çalışma yapıyorlar. Ve bugün de çıktı dedi ki ey emekliler, özel bankalara şart şu, 1 Nisan'dan önce yatırılacak. Ve diyor ki ey emekliler, 12 bin lira promosyon veriyor Ziraat. Oysa yani örnek veriyorum, Yapı Kredi 15 veriyor, öbürü 16 veriyor zaten yani. Zaten bankanın cebinden verdiği bir şeyi 3 yıllığına geçen yıl vermiştin, bu sene bir daha ver, süreyi 5 yıla uzatalım diyerek başkasının cebinden, bankaların cebinden seçime emeklilere bir iyileştirme yapıyor. Ama bunu bile yapsa, bu yetmez ve komik bir şeydir ve yani emeklinin kendi hakkı olan bir şeye aracılık ediyor falan, öne çekiyor belki. Ama sonuçta bir şeydir ve bir ses geliyor o meydandan. Şu anda fındıkla ilgili gittiğim her meydanda Afyon'da sucuk hesabı yapıyorum. Antalya'da portakal hesabı yapıyorum. Bugün Sinop'a gittiğimizde mantı hesabı yaptık. Fındık hesabı, çay hesabı yapa yapa geliyorum. Ve o meydanlar o hesaptan şunu görüyor. Örneğin en düşük emekli maaşından geçen sene ne kadar sucuk alıyordum, bu sene ne kadar sucuk alıyorum.
Bu görünür bir şey. Veya 2018 yılında 2015'te söz verip Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde emekliler promosyona emekli ikramiyesine hak kazanıp ilk kez 2018'de ödenen 1000 lirayla 24 kilo dana kıyma alınıyordu. Şimdi 3000 lirayla 6 kilo dana kıyma alacaklar. 18 kilo dana kıyma kayıp. Bunun hesabı soruluyor ve bunun üzerine bir üstünlüğü ele geçirme meselesinde Tayyip Erdoğan ilk kez bir muhalefet partisine, ki sonra emekli ittifakında buluştuk deyince bazı partilerin sözcüleri alınmamış da reaksiyon verdiler. Biz zaten emekli ve ben emekli, işçi, asgari ücret, alım gücü, zam, mazot dedikçe şu anda herkes emekli konuşmaya başladı ve artık iktidar da emekli konuşuyor. Tayyip Erdoğan bir muhalefet partisinin geçim sıkıntısı üzerinden ve toplumda 16,5 milyon kişiyi önce tahrik ediyor dedi, sonra daha kaba bir şey söyledi, bir sürü şey söyledi. Hareketlenmesi ve bunun seçim açısından kaygı verici bir noktaya gelmesi... 14 Mayıs'tan önce bu yapılmadı mı? Yapılmadı. Kısa cevap verecektim ya. Yapılmadı. Yapılsın dedik. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmadı mı? Yapıldı mı? Bilmiyorum, size soruyorum. Ay, siz izliyorsunuz. Örneğini hatırlatın. Yapamadım. Ben soruyu şöyle demem. 14 Mayıs'tan önce şöyle söyleyeyim bakın. Ben o zaman... Yani boş tencere iktidar değiştirir diye o zaman değiştirdi da konuşuldu. Mi? İşte değiştirmedi. Ama ben konuşabildik de... mi? Boş tencere mi konuştuk? Ben bugün sokakta, İstanbul'da özellikle en çok duyduğum şey o görüntüler gerçek mi sorusu. Ben size şunu söyleyeyim. Şunu da tamamlayayım. Sizden önce genel başkanlık koltuğunda oturan kişi, onun mali işlerden sorumlu yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı bu bina satın alma işinden sorumlu oldukları halde çıkıp bununla ilgili bir açıklama yapmadılar. Haliyle de insanların kafasındaki şüpheyi besliyorlar. Yani hala insanlar sokakta bu görüntüler doğru mudur diye soru soruyorsa ister istemez de bir önceki montaj olduğu bilinen kasetin algısı güçlü bir şekilde sandığa yansıdı. Gene bu korku. Şimdi var. Bir kere eğriye eğri doğruya doğru konuşalım. Bir, geçen seçimden önce o kaybın içinde hepimiz varız. Hiçbirimiz masum değiliz. Altılı masa etrafında dönen bir kamerayla 2300 madde mütabakat metnini 11 ay çalıştı. 11 ay boyunca mütabakat metni konuşuldu. Siz takip ettiniz. Bir de aday kim konuşuldu. Sonra masadan kalkma, oturma bilmem ne. Biz boş tencere falan konuşmadık. Ben o süreçte sadece bir sosyal yardım meselesi üzerinden aile sigortasını doğru anlatalım diye bir altın kart çabası içine girdik. Biz boş tencere konuşamadık. Montaj video son bir aya damgasını vurdu. O süreçle ilgili de ona en sert yanıtın verilmesi gerekirken, bunda doğrudan bir şöyle bir şeydir bu iletişim meselesi. Bir uçağa biniyorsunuz, kaptan bir rota belirliyor, siz oturuyorsunuz, uçağa oturuyor. İletişim şirketi meselesinde şöyle bir eksiğimiz vardı. Bu dönem onu yapmadık. Bu dönem 20 tane şirkete çağrı yapıldı, 12'si katıldı, 8'ine brief verildi, 4 tanesinden konkur alındı ve eleme yöntemiyle siyasi bir briefin, yani siyasi bir talepnamenin cevabı bir kampanya yapıyoruz. Biz siyasi durumu özetleyen, dünyada bu iş nasıl yapılıyor diye baktık. Mevcut siyasi durumu, olası riskleri ve hedefleri ifade eden bir kampanya talep ettik. Geçen sefer 2 yıla yakın süre bir kampanya vardı. Sonradan onun 2 yıldır işlediğini ve bir süreç içinde olduğunu görüyorduk. Önemli emek verildi. Pozitif kampanya olacak ve biz, bir video dönüyor. İnsanlar CHP'yi bir terör örgütüyle ilişkilendiriyorlar, adayımızı. Bu yalana yapmak gerekir derken şöyle bir şey vardı. Pozitif kampanya negatif kampanyayı yener. Biz sıcak bir Meltem rüzgarıyla bu kasırgayı geri püskürtürüz. Göreceksiniz, bu sonuç vermeyecek deniyordu. Ve Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız kampanya yönetimiyle mütabıktı. Ve başka da çaresi yoktu. Yani bir yere gelmiş kampanya ve böyle bir sonuç doğurdu. Bizim kampanyamızda bu süreçte bu tip riskleri de öngörerek ve nasıl bir kampanya yapmamız gerektiğini uzun uzun konuştuk. Gelelim sizin söylediğiniz kısmına işin. Bugün ölçülüyor, siz diyorsunuz ya, bazı kanallarda soruyor. En güvendiği araştırma şirketini bağlamış, soruyor. Diyor ki kim önde? Ekrem İmamoğlu önde. Peki öbürü aradan katılıyor. Ya diyor, para sayma görüntülerin hiçbir zararı olmadı.
çok inandıkları, güvendikleri, geçmiş seferde seçimi tam tahmin ettiği için refere ettikleri kişi diyor ki olmadı. Çünkü bunun yalanlandı ve eski görüntü olduğu ortaya çıktı. Kimse buna inanmıyor diyor. Biz sahada ölçtürüyoruz. Ben sürekli her gün sabahleyin ölçme değerlendirme birimimize bu para sayma veya bir takım olumsuz başka şeylerle ilgili negatif bir tansiyon alıyor musunuz diye soruyorum. Bana söyledikleri şu: milletin derdi geçim ve odaklandığı yerde seçim sonuçları, o para sayma meselelerinde. Şimdi zaten esas hesap şuydu: Saygı Bey'i alır gibi şöyle alalım, tek başına bir kişiyi koydular ekrana, para sayma görüntülerini yayınladılar ve orada ne dediler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binasında çekilen görüntüdür ve kurultay süreciyle ilgilidir. Bakın şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın önceden hazırlayıp şimdi boşa düşen ve tekrarlamasam mı etmesem mi dediği söylemlerine. Bunlar deste deste paralar, Bay Ekrem falan. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, bugün Ekrem Bey'in danışmanı, o gün ilin saymanı olduğu, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilinciyle ve orası AK Partili bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Ve biz bu yapılan soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesin istiyor. Biz ifadeleri o yüzden hemen veriyoruz falan filan. Biraz bu arada, hızlı bir reklama gidip gelmem lazım. Bu arada Canan Hanım'ın da bir açıklamasını ben okudum. Yani o açıklamada ifade verecek galiba. Efendim, yarın da ifade verecek. Yarın da ifade verecek. Hukuk devletlerinde bu işler böyle yürür. Buradaki esas mesele şu: yani sorudaki birkaç kelimeyi highlight ederek, altını çizerek cevaplayacak olursam şunu söylemek isterim. Bir, psikolojik üstünlükle ilgili bir dert yok. İki, sokaktaki insanın böyle bir merakı yok. Seçim sonucuna etki ettiğini söyleyen bir tane araştırmacı yok. Ve bu konuyu kesin bir dille de yalanlıyoruz. Biz mevzunun zaten son derece meşru bir iş olduğunu herkesin göz önünde görülüyor. Alıcı bana 15'ini peşin, gerisini böyle verirseniz ben burayı satarım yoksa satmıyorum deyince, arkadaşların yeri kaçırmamak için Türkiye'de kim gayrimenkul alsa kuralı alıcı koyuyor. Ne kadar şey alacağını. Reklama gideyim, dönüşte devam edelim. Dönüşte de sizin de dinlemenizi isteyeceğim Saygı Bey'in elinde haberlere de düştü ama bugün beraber bir dinleyelim, yorumunuzu merak ettiğim bazı ses kayıtları var. Kısa bir reklam arası verelim, hemen dönüşte devam edeceğiz. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digiturk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Sen de daha insani şartlarda yurtlar istiyorsan, güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. Biz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Bir yıl ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. Kalk Ayşegül kalk, memleket öğretmen bekler, doktor bekler, sen omuzlayacaksın. Kalk koca yörük kalk! Hastalıklar, afetler, göçler olsa da kalk Antalyan, seni bekler. Kolay değil herkesin başkanı olmak. Yaptıklarını gururla, yapacaklarını azimle taşımak. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun,
GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Terk et bu evi, derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa hepsi Emlak'a bakın. Ceketimi alıp çıkıyor. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı hepsi Emlak'ta. Hepsi Emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Ucuzu varsa yine Şok da var. Ara sıra değil. Şok ucuz, hep ucuz. Çok seviyoruz. Şok şok şok. Çanakkale'de bir Mustafa Kemal. Çanakkale'yi Mustafa Kemal'den, Mustafa Kemal'in dehasını düşman komutanlarının kaleminden okuyacaksınız. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Tarihçi Alan Moorhead, bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. General Aspinall Oglander. Mustafa Kemal Çanakkale Muharebelerinde 4 kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u, padişahı ve payitahtı kurtarır. Emekli tüm general Naim Babüroğlu. Bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zaferin öyküsü. 23 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. My living room. My Palazzo. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 18.000 TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank. Her gün farklı kampanyalarla Ramazan bereketi kapına geliyor. Binlerce ürün market fiyatlarıyla Migros Sanal Market'te seni bekliyor. İftar sonrası tatlı keyfin için Algida Maraş usulü dondurmaları. Şimdi Migros Sanal Market'ten söyle, siparişin ücretsiz teslimat avantajı ve soğutuculu araçlarla dilediğin gün ve saatte kapına gelsin. Lezzetli iftar sofraları için sen de Migros'tan söyle. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Yeniden merhabalar. Kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Reklama gitmeden önce belirtmiştim. Bir Afyon muydu? Yozgat. Yozgat pardon. Yozgat merkezi ama galiba çeşitli yerlerde de olan bir telefon alıyor bazı seçmenler ve onlar hesaplarına para yatırıldığı adresi var. Evet. Sözcü Medya Grubu'nun hem Ankara temsilcisi hem de Acar muhabiri Saygı abinin elinde de bazı ses kayıtları da var. Onları bir izninizle bir dinleyelim Özgür Bey. Siz de burada dinlemiş olun. Sonra tepkinizi de merak ediyorum. Evet, bu Yozgat'ta bugün paraya yatırılacaktır. Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesi, bunu bilgisini vermek için aramıştık. Kiminle görüşüyorum? Efendim? Kiminle görüşüyorum? Erhan ben. Ha, Erhan Bey, yalnız benden ne TC isteyen oldu ne IBAN isteyen oldu. Hocam TC istemiyoruz. Biz TC'nizle falan işimiz yok. TC kimlik numaranıza PTT'ye ya da kullanmış olduğunuz karta yatacak. Bilgileriniz bakanlık üzerinden geçmiştir hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam. İyi çalışmalar. Rica ederim. Sizlerden de hocam. Efendim. Haydi.
Sizlerden de ricamız, seçimlerde Celal Köse Başkanımıza dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Ve tamam, bunun gibi, hemen bunu ifade edeyim, bunun gibi çok sayıda böyle telefon kaydı var. Vatandaşlar aranıyor, kendilerine işte para gönderilince Cumhurbaşkanı'nın selam ve sevgileri de iletilerek. Aslında bu bakanlığın verdiği bir para, onu da söyleyelim. Şimdi en sonunda yani bunun, zaten verilecek bir bunun AKP ödeme, ilçe başkanlığı, merkez ilçe başkanlığından, il başkanlığından vatandaştan aranıp böyle parayla insanlara para verilecek falan diye böyle açıklamalar yapılması tabii ki öncelikle bu garip. Bir de bu olaya tepki olarak öncelikle şunu söyleyelim. Ben önce Yozgat şu andaki mevcut belediye başkanı Celal Bey ile konuştum. Celal Bey dedi ki bu konuyla ilgili bize ben yeni duydum falan dedi. Arkasından Yozgat MHP'nin belediye başkanı da Mehmet Açıkel ile konuştum. O da şunu Ömer Açıkel ile özür diliyorum. Şunu söyledi, hiçbir Yozgatlı çocuklarımızın geleceğini maddi değer karşılığında değiştiremez. Siz ceplere girmeye çalışmaya devam edin. Biz gönüllere girdik, Allah'ın izniyle kazanacağız. O öyle yapıyor. Kazım Aslan Refah Partisi'nin belediye başkan adayı. Onunla konuştum. Yeniden Saadet Kavuş. Evet, yeniden Refah Partisi'nin Ankara, Yozgat Belediye Başkan adayı. Kendisiyle konuştum. O da bugün bu olayla ilgili Yozgat'taki yerel televizyonlarda bu konuyu işleyeceklerini, tepkilerini ortaya koyacaklarını, çok büyük bir rezalet olarak ifade ettiklerini de belirtmiş olalım. Dolayısıyla insanların tepkileri var böyle bir olaya. Hele bir ses kaydında da şöyle deniliyor. Kimin diyor? Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere iletiyoruz diyor. Arkasından dedi ki delikanlı, ama diyor bana diyor para söylüyorsunuz. Ben diyor parayla asla oyumu satmam. Cumhurbaşkanımıza da selam söyleyin diyor. Bunlara deyince şimdi Yozgat'ta, anladığım kadarıyla Yozgat'ta bu bir gündem olmuş. Tabii Yozgat'ta bu akşam saatlerinde şimdi burada hem Yozgat'ın özel gündemi bu. Özel hakkı ihlal etmeyelim diye hem de buranın çok fazla şey yaptığı çok fazla ses kaydı. Tabii, bir tane var. Değil yani dinledik ama daha çok fazla. Başka şehirler de var. Öyle mi? Evet. Tabii çok çok fazla şehirden var. Bu bir düğmeye basılarak Ankara'dan, Aile Bakanlığı'ndan düğmeye basılarak yapılmış ilçe teşkilatlarına. Buradaki en büyük skandal kişisel verilerin gizliliği kanunu ihlal ediliyor. Devletten sosyal yardım alanların telefon listesi veriyor. AK Parti teşkilatlarına veriliyor. Partiden aranıyor. Yani tabii, para evet. Bakanlıktan gidiyor, telefon partiden geliyor. Var mıydı bilginiz? Var. Merzifon Belediye Başkanımız Alp Başkan bugün önce telefonla arkadaşlara bilgi vermiş. Sonra Samsun'a geldi. Bana hem kayıtları, birkaç tane kayıt dinletti, hem kendisi de açıklama yaptı. Merzifon'da AK Partililer aynı şekilde arıyorlar. Onlar Cumhurbaşkanı selamı da demiyorlar. Direkt Merzifon AK Parti adayımızın selamları var. 2500 lira size para yatırdık. Onu da öyle bir ifade ediyorlar ki oradaki ifadelerde konu sanki hani aday kendiliğinden parayı yatırmış gibi. İşte TC kimlik numaranızla PTT'ye başvurarak bu parayı çekebilirsiniz. Seçimlerde adayımıza oy vermeyi ihmal etmeyin diye bir yaklaşım var. Alp Başkan oldukça ciddi tepki gösterdi bu meseleye. Hem kayıtlar var hem örnekler var. Bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar geliyor. Deniz Bey'in söylediği gibi bu organize bir mesele. Kurumsal bir şekilde yönetiliyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan aldılar veriyi. İllere, ilçelere böldüler, yolladılar ve bu talimatı verdiler. AK Parti örgütleri, teşkilatları bunu yapıyor. Kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Biz kişisel verileri koruma kurulunda aynı Rütük gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiyle seçilmiş bir arkadaşımız var. Kendisine de bu konuda bilgilendirmeyi yaptık. O da bir başvuru dosyası hazırlıyor. Ama tabii bu geçen tekrar edilen İstanbul seçiminde de şöyle bir şey yaşanmıştı. İstanbul'daki bütün psikiyatri hastalarının raporlarını aldılar ve dört bavul halinde o bavullarla çeke çeke götürdüler. Hatta Baranso'nun bavuluna benzemişti. Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. Dediler ki bunlar akıl hastası, aslında kısıtlılık başka bir şey. Yani kişinin çok ağır bir akıl hastalığı vardır, kendi başına karar veremiyordur. Hakim kararıyla kısıtlı ilan edilir, vasi tayin edilir. O kişiler oy kullanamaz. Evet. Ama bunlar bütün psikiyatri raporlarını götürdüler. Bunların içinde kısıtlılar var dediler ve olabilecek en utanç verici, en mahrem veri kişinin psikiyatri raporudur, sağlık verisidir. Onu Deniz Bey'in söylediği gibi
kişi, sosyal yardım alan kişilerin bilgilerinin bir siyasi partiye verilmesi, birincisi vatandaşlık hakları açısından büyük bir ihlaldir. Kişisel hakların, verilerin ihlali açısından ihlaldir. Siyaseten büyük bir ahlaksızlıktır. Ve devletle parti ayrımının ne kadar önemli olduğunu gösteren, bir partiyi devlet partisi ya da bir devleti bir partinin devleti gibi yöneten kokuşmuş bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu uzun süredir bir partinin iktidarda kalmasının yarattığı sorunsalın ötesinde partiyi yönetenlerin devlet adamı olmak yerine bir partinin, bir kişinin çıkarlarını herkesin çıkarının üzerinde, herkesin hakkının üzerinde gören bir rezaletle karşı karşıyayız. Yarından itibaren suç duyurularında bulunacağız. Hazırlanıyor arkadaşlar. Kişisel verileri koruma kuruluna başvuruda bulunacağız. Ama kimi kime şikayet ediyorsunuz? İşte seçim olacak, geçecek. Ümidimiz vatandaşın vicdanıdır, ferasetidir. İşte biraz önce üstad söyledi. Hani ben oyumu satmam diyen veya bu paraya kanmam diyenler olacaktır. Ama bu parayı gerçekten adaydan geldi diyenler ya da ya Cumhurbaşkanımız bak yine bizi düşünüyor bu zor günde bize 2500 ki bu para sadece 2500 değil. Amasya'da, Yozgat'ta 2500, bölgeye göre 1500 ile 3500 arasında değişen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın doğalgaz yardımı ya da yakacak yardımı. Bu bir yani yıllık. Sosyal yardım çerçevesinde tabii, zaten tabii, planlanmış tabii. Planlı ve bir, verilecek olan. Hakkı. Planlı bir sosyal yardım evet. Hepimizin vergileriyle oluşan bütçeden Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ayrılmış. Oradan da belli bir gelir düzeyinin altında yoksulluğu tespit edilmiş olan vatandaşlara yapılan yakacak yardımı, eski kömür parası deniyordu. Şimdi doğalgaz ya da diğer yakacaklar için yapılan 1500 ile 3500 lira arası bir kışlık yardımı bugüne kadar da yapmayıp bekletmişler. Bugün yapıyorlar. Nisan'ın son haftasında yapıyorlar. 4 aydır yapmıyorlarmış. Nasıl? 4 evet, aydır işte 4 aydır da yapmıyor. Seçime 10 gün kala. Yani aslında 4 aydır bu para ödense 4 aydır doğalgaz alınacak, kömür alınacak. Ama seçim rüşvetine çevirmişler. Tam da bu siz de az önce bahsettiniz işte İstanbul'da yenilenen seçim ve oradan da başlayan bir siyasi ahlak meselesi haline geldi. Sadece şey değil İstanbul'a biraz onun için tam bu gündemdeyken geçelim diyorum. Ben kısa yanıt alayım sonra ayrıntılandırırız. İstanbul'da benzeri bir endişeniz var mı? Sandık güvenliğinden başlayıp seçimin yenilebilse kaybedilecek gibi olsa yani AK Parti kaybedeceğini düşünmeye başladığı anda geçmişte yaşadığımız o tekrarlama gibi ya da herhangi bir şey yaşama gibi bir endişeniz şimdi var mı? Şimdi İstanbul'da sandık güvenliği sorunumuz yok. Türkiye'nin genelinde yok. Hani açık söyleyelim zaten yerel seçimler sandık güvenliği açısından genel seçimlere göre partimiz açısından daha kolay. Çünkü iddialı olduğunuz yerde örgütünüz güçlü. Örgütün dışında aday ve belediye meclis üyesi adaylarının kendileri de sahada, sandıkta, kendi organizasyonları da var. Ve zaten belediyeyi kazanacak kadar iddia koyduğunuz bir yerde oy çaldırmıyorsunuz. Sorun genel seçimlerde örgütünüzün olmadığı olsa da karşı tarafın işte devlet gücüyle karşınızda olduğu, jandarmayı getirdiği, yolladığınız sandık görevlisini darp edip dışarı attıkları süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık. İstanbul örgütü zaten kendi rüştünü geçmişte defalarca bu konuda ispatlamış bir örgüttür. Bütün hazırlıklarımız tamam. İki tane yaptığımız dijital tatbikatta da tam not aldı İstanbul örgütü. Eksik olduğumuz yerlere de müdahale ediyoruz, bakıyoruz diğer illerde, ilçelerde. Sandık güvenliği tamam diye anladım. Siz ikinci evet. Aşama iktidarın... Her şeyi yapabilirler. Yani şimdi bu bir hani artık tenezzül meselesini de aştı. Yani bunlar... Bir kere böyle şeylere tenezzül ediyorlar işte bugün gördüğünüz sen insanların doğalgaz parasını 4 ay yatırma beklet seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı'nın selamıyla yatır. Olacak şey değil yani utanç verici bir şey her şeye tenezzül edebilirler ama seçim tekrarı için biliyorsunuz çok yakın seçim sonucu bütün sandıklara itiraz orada bilmem ne falan ve sonrasında yaptıkları bir takım biliyorsunuz hani artık rezalete varan utanmazlıklar vardı. Bu seçimde bizdeki anketler İstanbul seçiminin öyle geçen seçim gibi %0,1'lik farklarla değil böyle açık rahat tartışmasız bir farkla. Binali Yıldırım'ın kabul edip de saat 7'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum. Aslında tam da İstanbul'da son durum ne diye soracaktım bir anda onun yanıtını aldım. Orada bir de ilçeler bazında 14+14 diye bir
iddia ortaya koymuşsunuz. İlçeler bazında da beklentiniz hala aynı mı iddianız? Ve Erdoğan 24'ünde Atatürk Havalimanı'nda olacak Murat Kurum'la birlikte. Yarın Ankara'da olacak sanırım. 23'ünde. Bu arada yarın mı? 23'ünde. Ankara'da Mansur Yavaş artık çok mu rahat? Bir de onu alalım o zaman. İstanbul Ankara'yı birleştirelim. Şimdi birincisi şurada çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonuçta en büyük anket, tek gerçek anket 31 Mart günü sandıktan çıkacak sonuç. Onun dışında söylenecek hiçbir şeyden rehavete ya da umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Bütün adayların, bütün partilerde bir bu. İkincisi bu anketleri şu hale getirmemek lazım. Yani seçmene seçimin sonucu belli, sen boşuna gidip oy kullanacaksın falan denecek hali yok. Aklıyla, vicdanıyla düşünecek, taşınacak, perdeyi çekecek ve orada bir karar verecek. O yüzden hani şimdiden yarış bitti falan dememek gerekiyor Ankara için. Ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Bey'in farkı açarak bir sonuç alacağını gösteriyor. Ankaralıların böyle bir kendisine teveccüh gösterdiklerini gösteriyor. Ankara'da uzun yıllardır iki belediye vardı, bu sene üç olmuştu. Polatlı'nın katılmasıyla dört olmuştu partimize katılmasıyla. Şu anda onun üzerinde belediye alacak gibi görünüyoruz. İddiamız o yönde. Belediye meclis çoğunluğu konusunda çok ümitliyiz ve Ankaralıları aman Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir ama meclis çoğunluğu yoksa yine burnundan getirirler. Mansur Bey'in burnundan gelmesi bir şey değil. Ankaralı'ya istediği çok daha fazla hizmet yapabilmesi için meclis çoğunluğuna ihtiyacı var. O yüzden herkesin büyük bir ciddiyetle ve bence artık yani AK Partili ve MHP'liler de şöyle bakarsa bence çok doğru olur Ankara'da. Mansur Bey seçimi kazanacak diye düşünüyorlarsa gitsinler ve belediye meclisinde de Mansur Bey'in birlikte çalışacağı Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis listelerine oy versinler. Zaten o listeler yekpare Cumhuriyet Halk Partililerden oluşmuyor. Ankara'da merkez sağı yakalayan, milliyetçileri yakalayan, ülkücüleri temsil eden isimler çok var. Önemli isimler var. Çok önemli bir Ankara'yı temsil eden listeler yaptı. Mansur Başkan, il başkanımız, ilçe örgütlerimiz. Madem Mansur Başkan seçimi kazanacağını düşünüyorlarsa, AK Partili ve MHP'li de olsa belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek kendilerine gelecek hizmeti rahatlatıyor. Yoksa Mansur Bey biliyorsunuz işte ne hizmetler yapmak istiyor? Belediye meclisinde kavga, dövüş, engel. Bırakın Mansur Bey belediye meclisinde hani ayağı prangalı, elleri arkadan bağlıyken bu kadar iş yaptı. Bırakın bir beş yıl Ankara'yı iyice uçursun. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada pastanın üzerine çilek istiyoruz artık dedi Mansur Yavaş. Öyle ifade etti belediye meclisindeki çoğunluğu da. Yani şöyle olsun, belediye meclis çoğunluğu AK Partili ve MHP'li Ankaralıların da çok işine yarar. İnsanlar itiş kakış istemiyorlar. Bir de Mansur Yavaş CHP'lilere, efendim İYİ Partililere veya kendisine oy verenlere hizmet etmiyor ki, bütün Ankara'ya ediyor. Peki İstanbul'un da buna ihtiyacı şimdi, var aslında. Orada durum nedir? İstanbul'da 14+14 il başkanımız Özgür Bey'in bana ne yapacağız Özgür Başkan dediğimde 14'ü tutacağız, 14 daha yanına koyacağız dediği, onların kendilerine koydukları bir hedef. Hani 14+14 28 olmaz, 20 olur, 22 olur, 24 olur ama Cumhuriyet Halk Partisi belediye sayısını arttıracak İstanbul'da. Bunu görüyoruz, bunu çok istiyoruz. Yani 20'nin altında kalmamasını ümit ediyoruz. 14+14 olursa mükemmel bir şey olacak. Zaten o zaman belediye meclis çoğunluğu otomatikman gelmiş olacak. İstanbul'da da işte taksi bulamıyordu İstanbullular. Hepiniz yaşadınız, hepimiz yaşadık, hepimiz gördük. Taksi bekliyorsun, taksi gelmiyor. Ekrem Bey diyor ki gelin biz taksiyi arttıralım. UKOMA diye bir yapı var. İşte yarısı bürokratlardan, yarısı oradan engel oluyorlar. Diğer taraftan Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda çoğunluk olmadığı için birçok hizmet yapılamadı, birçok atılım yapılamadı, birçok yatırım, birçok borçlanma yetkisi alınamadı. O yüzden pahalıya borçlanıldı. Burada biliyorsunuz doğrudan bir para istediğinizde başka bir faizi var. Belediye meclis kararı varsa başka bir faiz var. Hükümet garantisi varsa başka bir faiz var. Ama maalesef pahalıya borçlanmak zorunda kalınıyor. O yüzden İstanbullulardan da beklentimiz bu şehrin bir beş yıl daha Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilirken daha iyi yönetilmesi, daha iyi hizmet alması için Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğu için
ilçe belediye meclislerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atılması, Ekrem Bey'in uyum içinde birlikte çalışacağı belediye başkanlarımız var, pırıl pırıl gencecik arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın göreve gelmesinin İstanbul'a iyi geleceğini düşünüyoruz. Son kararı seçmenimiz verecek. Ona sonuna kadar saygılıyız. Sarıyer'de bir risk görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Sarıyer'de bir hata görüyorum. Sarıyer'de maalesef çok hepimizin sevdiği başkanımız memnuniyet anketleri yapıldı. Profil çalışmaları yapıldı. Kendisine lisan-ı münasiple bu anlatıldı. Ben hatta bir kez açıklaması ertelendi. Çok ricada bulundum. Genel merkezde bu CHP yerel yönetimlerin eş güdüm eğitim ve denetim yapacak olan ekipte Yılmaz Hoca ile birlikte Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte görev de teklif ettik. Yani oranın bir yürütme kurulu olacak genel koordinasyon profesyonellerin, hocaların dışında. Ama başkanım adaylık tercih etti. Bizi üzdü ama Sarıyerliler Sarıyer'in AK Parti'ye gitmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde tercihlerini yoğunlaştıracaklar. Biz sonra başkanın gönlünü tekrar alacağız inşallah. Efendim, bu adaylaşma sürecinden itibaren Hatay hep gündemde. Hatay niye bu kadar gündemde oluyor? Ne olacak böyle şimdi Hatay'daki şu anda durum? Şimdi Hatay 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadı. 50 binin üzerinde resmi rakamlarla Türkiye'de 52 bin kayıp var. Bunun yarısı Hatay'da. Evet. Yıkılan evlerin %45'i Hatay'da. Hatta tekil konut olarak bakıldığında %50'den fazlası yine Hatay'da. Öyle olunca da travmanın bu kadar ağır olması normal. Devamında adaylaşma sürecinde biz hani şöyle bir kolaycılığa gitmedik. Yani Hatay'da mevcut belediye başkanını atıyoruz ya da mevcut belediye başkanını değiştiriyoruz desek, mesela biz ölçerek, araştırarak, başka alternatifler olabilir mi diye çabalayarak baktık işe. Ama süreç şu anda o benim yaşadıklarımın hepsi böyle bir film sahnesi gibi, film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçecek olursa, 4 araştırmanın sonucunda Sayın Başkan'ın bu konuda en iyi sonucu alabileceğini araştırmalar gösterdi. Son gün kendisiyle 2 kez görüştük. İlçe başkanları ve ilçe adayları hep bir ağızdan başkanla birlikte olduğunda bu seçimin alınacağını söylediler. O süreçte Türkiye İşçi Partisi'nin adaylaştırdığı arkadaş önce İYİ Partiliydi, bizden geldi. Büyükşehir olmazsa, Defne olmazsa Arsus talebinde bulundu. Dedik siz iyi geç, yani biz Lütfi Bey'i aday gösterirsek siz Arsuz'da çok iyi geçinirim ben Lütfi abiyle deyip sonradan 6 Şubat'ın yıl dönümünde protestoları organize etti falan. Onlar mı organize etti? Ben gözümle gördüm ya. Yani böyle bir grubu almış orada. Bir acayip bir hal içindeydi. Sonradan anladım ne olduğunu. Yani dedim ki ya bir insan bu hale niye gelsin? Yani mesela canın çok yanar, çok üzülürsün, tepki gösterirsin, hepsi anlaşılır. Ama birinci yıl dönümü AK Partili bakan protesto ediliyor. Biz onu bile ayıpsadım ben. Yani çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar. Evet. Ama sonuçta Sağlık Bakanı kısa bir konuşma yapmak istiyor. O protesto yani o iyi oldu diyemezsin. Orada %99'un yöneldiği bir şey varken durun Lütfi Savaş'ı yıpratalım. Lütfi Savaş'a şu lafı edelim, bu lafı edelim. Milleti yapan, Ekrem Bey'in etrafına 30-40 kişiyi yollayan, bizim peşimize insanlar takan falan. Sonradan zaten böyle bir hep bir şey vardı. Hatta hep bir şey söyleniyordu. Ya bildiğiniz gibi değil, öyle bak sanıldığı gibi değil. Siz onu Hataylılara sorun diyorlardı. Sonunda yani ortaya çıktı bu vakitten sonra. Takdir bütün Hataylıların. Hatay için de üzücü bir şey tabii bunların böyle. Hatay için üzücü bir şey ama bazen eğrisi doğrusuna denk geliyor. Bazen çok acele karar vermemek, süreci yönetmek, sabırlı olmak veya böyle birazcık işte yani televizyon ekranlarından böyle ana haber bültenlerinden liderlere, adaylara hakaret etmekten olmuyor bazen. Bazen işte o hakaretlere rağmen sakinliğini korumak doğru oluyor. Ama sizin için de kolay bir karar olmadı Lütfi Savaş çok kararı. Bu kadar anlattığınız kadar zor. Kolay olmadı. Bakın en son güne kadar sizde alternatif arayışınız vardı. En kolayı zaten şudur yani. En kötü karar kararsızlıktır. Birini seçer uygularsınız. Ama Hatay'ın durumu öyle bir durum değildi. 3 tane Hatay var. Bir tanesi gerçek Hatay var. Bir tanesi Twitter'da konuşulan Hatay var. Bir tanesi İstanbul gibi büyük şehirlere yansıması olan bir kent olarak önemsenmesi gereken bir Hatay var.
İstanbul'daki Hatay duygu durumu Twitter'dan çok etkileniyor. Ama esas mesele de o, Hatay'a gittiğinizde başka bir şey görüyorsunuz, başka bir şey konuşuluyor. Yani böyle ne siyah ne beyaz, arada bir ton var ve orada doğruyu yakalamak lazım. Yani partiye de genel başkanı seçerken o piti piti karamene sepeti tak deyip ben bunu yapıyorum diyecek birini seçmiyorsunuz ki. Düşünecek, taşınacak, doğrusunu yapacak, bir karar verecek ve o karardan doğrusuyla yanlışıyla mesul olacak birisi. O yüzden kolay olmadı tabii. Bir sürü alternatif aradık, ölçtük, biçtik ama en sonunda doğru bir noktaya geldik. Son araştırmalarınız ne diyor? Bütün araştırmalarda Lütfi Savaş'ın önce gerideyken farkı kapattığını, şimdi öne geçti. Bu mevzudan sonra da yani Hatay'da Hatay AK Parti tarafından yönetilmesini isteyen, başka bir alternatife yönelen tipin çok değerli seçmenleri kararını, tip doğru bir aday olsa ve adayının arkasında duruyor olsaydı belki tipe oy verecek seçmenler açısından artık bu işin iktidarın Hataylıları tehdit ettiği, şantajda bulunduğu bu süreçte biz şunu söylüyoruz. Biz aday belirlerken ortaklaşamamış olabiliriz. Ancak Lütfi Bey adına ve partinin genel başkanı olarak da ifade ediyorum ki yönetirken ve Hatay'ı ayağa kaldırırken ortaklaşacağız. Hep birlikte Hatay'ı yöneteceğiz ve Hatay'ı ayağa kaldırmak için birilerinin tehdidine teslim yani olmadığımızı... Lütfü Savaş'a tepki olabilir, Lütfü Savaş'a değil CHP'ye oy verin gibi bir şey. CHP'ye oy versinler, Lütfü Savaş'a gösterilen tepkinin haklı kısmı varsa Lütfü Bey o öz eleştirisini zaten yaptı. O konuda ben partim olarak yapmam gereken ne öz eleştiri varsa üstüme alıyorum ama herhalde Hatay'ı AK Parti'ye bırakıp da bu kadar sürecin sonunda AK Parti'nin kazandığı bir sonuç hepimizi kahreder. Ayrıca da çok yanlış bir mesaj olur. O yüzden ben Hataylıların ferasetine inanıyorum. Yapılan ölçümlerde o yönde bir gösteri. Özellikle CHP tabanında tepki var. Yani şu anda ben Lütfi Bey'in, yani bizim ölçümlerimizde CHP tabanında şu anda Lütfi Bey'le bir helalleşme olduğunu, yerel adaylar üzerinden de bir kenetlenme olduğunu ve bir takım ruhunun CHP seçmenini de muhalif seçmeni de ikna etmekte olduğunu görüyorum. Efendim, bu büyük şehirlerdeki durumunuz nasıl? İyi, gayet iyi. Yani şimdi tabii çok erken... 11'i koruyor musunuz mesela? Koruyacağız görünüyor. Koruyacağız ve üzerine ekleyeceğiz. Yani ben tabii açıkçası şöyle, geçen gün ben çok yeni genel başkanım ama hani böyle şöyle hissediyor insan. O 11 taneden bir tanesini bile kaybetmek bir babanın evlat kaybetmesi gibi bir his yaratıyor. Yani şimdi ne güzel belediye bizim ve hizmet ediyorlar çok daha işler yapacakken. Tabii şunu görüyoruz. İyi Parti'nin ittifakından mahrumuz. Geçen seçimlerde HDP ne olursa olsun AK Parti'ye kaybettireceğim, onun için her şeyi yapacağım diyordu. Onun bir katkısı vardı. Şimdi birçok yerde demin adayları var. İyi Parti'nin etkili adayları var. İddia koyuyorlar ama bir gerçeklik var. Bu belediyelere oy veren eski ittifak ortaklarımızın seçmenleri, bizim ittifak seçmenlerimiz verdiği oya pişman olmadı ki. Yani Mansur Bey mi pişman etti, Ekrem Bey mi pişman etti? Hangi ilde aldığımız oydan dolayı biz İyi Parti'nin ya da diğer ittifak ortaklarımızın seçmenini pişman ettik? İşin o kısmını görmek lazım. Biz ittifak kurabilmek için elimizden geleni yaptık. İşbirliği yapabilmek için yaptık. Şimdi bu noktada bir yerde CHP kaybediyor, AK Parti'ye bir başka parti kaybettiriyorsa ben ona bir şey demem ama CHP ile AK Parti'nin kafa kafaya yarıştığı bir yerde artık muhalefet seçmeninin bu seçimde stratejik davranması çok doğrudur ve çok önemli bir seçim başarısı onların bu desteğiyle gelecek. Şu anda Bursa'yı kazanıyor görülüyor ama mesela Balıkesir'de birkaç puan önde geride ölçülüyoruz. Ahmet Akın'ın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Evet. Orada İyi Parti'ye oy veren seçmen geçen sefer Ahmet Akın'ın kendi elleriyle İyi Parti'ye, yani İyi Parti istedi diye kazanmak üzere olduğu seçimde Ahmet Akın ağlaya ağlaya çekildi. Aynen öyle. Ahmet Akın elleriyle verdi. Alan kişi seçimi gitti AKP'ye verdi. Sonra da AKP'ye transfer oldu. Şimdi de milletvekili oldu. Şimdi aslında Balıkesir'deki muhalif seçmenin milli iradesi çalındı, AK Parti'ye verildi geçen seçimde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yine Ahmet Akın'a aday gösterdi.
Ahmet Akın'a sana bir borcumuz var ödeyeceğiz demişlerdi. O borcun hani böyle tahsilatının parti olarak peşinde değiliz ama vicdanen Balıkesir'in iyi insanları Ahmet Akın gibi iyi bir insanın hakkını versin diyoruz. Evet. Hakkını teslim etsin. Yoksa yine AK Parti yönetecek. Muhalefete muhalefet olacak bir yerde. Muhalefete yani. Ya ve kaybettiren yalnız olacak. Bu konuda mesela bugün partinin, İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Sözcüsü'nün bize yaptığı bir açıklama var. Siz de mesela Ordu'da İYİ Parti'yi destekleyin. Onlara oy vermeyin gibi bir açıklamanız mı oldu efendim? Şimdi İYİ Parti'yi destekleyin. Desteklemeyin diye. Şöyle bugün Ordu, Ordu içindeyiz. Ordu. Bugün evet, geldiğimiz Ordu'da. Bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti ama gıcıklık olsun diye diyor. Ama başka sebepten diyor. Ama her yerde hiçbir yerde bir Cumhuriyet Halk Partili adayı desteklemiyor. Ama Ordu'da İYİ Parti'nin adayı şöyle bir propaganda yapıyor. Ordu'da bizim de son derece iddialı bir adayımız var ve üçlü bir yarış var. Efendim İYİ Partililer, CHP'liler İYİ Parti'yi destekleyecek. Biz anlaştık. Biz de onlara işte filanca ilçede destek vereceğiz diye. Benim adayım şimdi ben dün Ordu'da evet. iftar yaptık 1000 kişiyle. Daha sonra ilin önünde toplanmış insanlar onlara gece mitingi yaptık. Adayım da diyor ki ya böyle bir söylenti yayıyorlar. Biz de dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı var Ordu'da ve kendi adayımızı destekliyoruz. Son dakikada gelseler deseler ki biz Balıkesir çekiyoruz siz de Ordu'yu çekin. Şöyle şimdi o iki adaya da çok ayıp olur artık. Yani bunun bir günü vardı. O gün 3 Mart'tı. O gün resmen çekerdik. Şimdi yani aday çıkmış çalışıyor belli bir noktaya gelmiş. Bu noktadan sonra hani o adayın da durumunu düşünmek lazım. Hani bu noktadan sonra ben hani aman Balıkesir'de aday çekilsin demem. Seçmen Balıkesir'de bir vicdani mesele var orada. O meseleyi seçmenin halledeceğini ümit ediyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde de biz AK Parti ile başka birisi yarışıyor da biz kaybettiriyor bir pozisyonda olduğumuz falan da yok. Ordu'da da üçlü bir yarış var anketlere göre. Bu arada Denizli inanılmaz bir mesafe kaydetti adayımız. Kafa kafaya yarışıyor. Cumartesi günü memleketim Manisa'da ve Denizli'de. Manisa'da memleketimde yerel seçimleri alıyoruz öyle görünüyor. Amasya'da çok ümitliyiz. Kırıkkale'de Ahmet Önal inanılmaz bir iş yapıyor. Yani göreceksiniz. O gecenin en çok konuşulan konusu evet, oldu. Bayağı heyecanlısınız. Edirne konuşuyorum o gece. Şunu söyleyeceğim. Kastamonu'da Hasan Baltacı, Malatya'da Veli Ağbaba ve Adıyaman'da yine Abdurrahman Tutdere inanılmaz ivmeler yakalamış durumdalar. Çok iyi çalışıyorlar. Tabii hani Karadeniz'de inanılmaz bir değişim olacak. Giresun'u alıyoruz, Sinop'u tutuyoruz. Trabzon merkez ilçeyi alıyoruz. Büyükşehir'de farkı gitgide kapatıyoruz. İyi şeyler var. Rize pazarı alıyoruz. Hani böyle bir sürü diğer şeylerde ama hani o gecenin 11 belediyeyi tutabilirsek tabii geçen seferin ittifaklarına desteklerine karşı öz gücümüzle bunu yaptığımız takdirde çok büyük bir başarı olacak. Yeni ekleneceklerden ümitliyim. Edirne'de, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da bir ya, problem. Ve Artvin'de bir problem oldu. Yani şöyle Artvin'de mevcut belediye başkanımız açıkça söyleyeyim memnuniyet anketi yaptık. Adayın değişmesi yönünde %76-77 gibi bir şey vardı. Artvinli bir milletvekilimiz var. Çok kıymet verdiğim Yunus Emre diye bir arkadaşım. Dedim ki bunu hani telefonda ben konuşmayayım. Bazı belediye başkanlarıyla ben konuştum samimiyetimin olduklarıyla. Sen bu anketi al. İncele. Sen Artvinlisin. Git belediye başkanımıza. Daha 3 ay vardı. De ki başkanım sen kendiliğinden aday olma de. Böylelikle hani Demirhan başkanımız rencide olmasın. Hani bizim aday yapmamamız başka bir şey. Zor bir şey bu ya. Gitti. Konuştu. İlk önce bir ankete inanmadı. Sonra oldu bu oldu. Sonra bir takım açıklamalar. Partiden istifa etti. Adaylık talebimi durdurdum dedi. Bir başka partiden aday oldu. Şimdi zaten Artvin yani böyle mevcut belediye başkanının başka bir partiye geçmesi... Tabii bizim için işleri ilk başta karamsar bir hale getirdi. Ama anketlere baktık. İyi yarışıyoruz. Artvin'e gittim. Artvin'de de şunu gösterdik yani. Partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Logosu Altı Ok. Genel Başkanı Özgür Özel. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Adayı da arkadaşımız dedik. Gösterdik. Yani daha önce bizden seçilmiş birisi hani şey diyor.
ya bir seçilirsem tekrar dönerim. Zaten anketlerde %8 falan alıyordu. Onu böyle aşağıya çektikçe Artvinliler, başkana da Artvinliler başka bir onur yaşatır. Biz gerçekten onu üzmek istememiştik. Birebir görüşmeden sonra aday olmasaydı hepimiz için doğrusu olacaktı. Şimdi Artvin gibi bir şehri AK Parti'ye kaybetmek ne demek? Yaptığımız miting muhteşemdi. Adayımız zaten müthiş bir adayımız var. Herkesin çok sevdiği ve partinin tamamen etrafında bütünleştiği adayımız var. Bundan sonraki süreçte Artvinliler gereğini yapacak diye düşünüyoruz. Peki. Şöyle... Neyi soracaksın? Şöyle biraz 1 Nisan sonrası ve özellikle bu dem ve son seçim açıklamalar... Seçim sürecine giden yolla tamam, ilgili bir şey sorayım mı? Çünkü bu çizdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi için olumlu tabloda üstüne katarak kazanacağı tabloda gene sizin bir ne zaman... İsmail Saymaz'a bu pazar günü verdiğiniz bir röportajda gene bir televizyonda da galiba tekrarladınız. Bir ifadeniz var, onu bir sormak istiyorum. Benim çok ilgimi çekti çünkü. Bir derin devlet ifadesi kullanıyorsunuz. CHP yani bu seçimde derin devlet de devrede CHP'yi güçlendirmemek için derin devlette çalışıyor gibi bir ifadeniz var. Kim bu derin devlet ya da ne yapıyorlar? Ya şunu yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan şeyi kazansın diye yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansın diye ne yaptıysalar, sahte videoların yurt dışında üretilmesi, getirilmesi, yayılması ya da işte olmadık Kuzey Irak'tan olmadık açıklamaların yaptırılması, olmadık fake videoların yapılması. Çünkü şöyle bir şey var. Normalde bir demokrasiyle yönetilen ve siyasi partilerin legal yarışlarla olduğu bir ülkede şöyle olur. Seçmenin gidip oy verirken ona devletin hiçbir kurumunun etki etmemesi lazım. Çünkü devlet tarafsızdır, öyle değil mi? Yarın devleti ben hükümet olacağım, ben yöneteceğim. Bugün TRT 2500 dakika onları yayınlamış, 43 dakika beni yayınlamış. Bugün TRT her akşam 12-13 dakika Murat Kurum haberi yapıyor. Hamza Dağ haberi yapıyor. Altınok haberi yapıyor. Bir dakika ne Ekrem Başkanı ne İzmir ve Ankara Belediye Başkan adaylarımızı vermiyor. TRT bu. Hepimizin vergileriyle. Ben TRT'ye sözü yani müziği Barış Manço'ya ait. Ekrem Başkan'ın esnafa yardım edip kepenk açtığı, işte Mansur Başkan'ın veresiye defteri kapattırdığı, İzmir'de insanların, gençlerin özgürce gitar çaldıkları, sözün mözünde olmadı, israfı bitirdik, hizmeti getirdik falan gibi laflar var. O bile yok belki de yani. Şarkılarla bezenmiş bir reklam filmini yolladım. 25 gün hukuk araştırmasında dediler. AK Parti yolladığı gün reklamını yayına soktular. AK Parti'nin reklamında ezan var. AK Parti'nin reklamında cami var. AK Parti'nin reklamında bayrak var. Yani hukuken araştırıldığında sorun benimkinde hiçbiri yok. Bir günde yayına girdi, bizi yok. Bir yazı daha yazdık, Mart ayı rezervasyonlarımız yoldu dedi. Bu TRT ya, devlet televizyonu. Biz paramızla reklamımızı yayınlatamadık. Bir araya girin bilmiyorum, biliyor musun? Tüm radyolara verdi, TRT Radyo Sözcü Televizyonu'nun reklamını yayınlamadı. Şimdi... O alışıldık. Siz... Peki TRT'yi bir yere koy. Şöyle bir devlete şey devam edin. Ama burada bir fark var. Hı. Şimdi bence... Tabii ki yani ben şey... Buna da alışmamak TRT lazım. Ama şimdi siz de radyosunuz, TRT'nin de radyosu var. Rakip görür yayınlamaz. Bunu bilmem, bu bir ticari yarış. Ama benimki TRT kamu yayıncısı ve bir iki siyasi parti arasında ayrım yapamaz. Yani TRT siyasi parti olsa ben AK Parti'ye desem ki benim reklamımı internet sitene koy, yayınlamaz. Ama TRT hepimizin kuruluşu ve yayınlayacak onu, yayınlamadı. Şimdi de rezervasyonlarım doldu diyor. İki, Anadolu Ajansı haberi kaynağında sansürlüyor. Üçüncüsü yine devletin bütün imkanlarıyla işte biraz önce üstadın gösterdiği gibi devletin bizim vergilerimizden ödediği doğalgaz parası bir adayın parası olarak gösteriliyor. Bu gördüklerimiz. Görmediğimiz yerde bu devletin diğer unsurları ne yapıyor acaba? Yani bu görünen yerde TRT bunu yaptıktan sonra görünmeyen yerde neler oluyor? Ve şimdi işte onu bir ben size soruyorum işte sizin bildiğiniz şöyle, bir şey var belki mı? Belki onu şöyle açabilir miyiz Arifer? Bu tanımlamalarınız aslında sizin az önce söylediğiniz parti devleti bir görüntüsü. Fakat oradaki ifadeniz derin devlet. Tabii. Şimdi parti devleti eleştirisi başka bir şey. Derin devlet
Başka bir şey değil mi? Parti devletinin olduğu yerde derin devlet vardır. Devletin belli unsurlarının kayıt dışı, hukuk dışı iş ve işlemlere giriştiği noktada derin devlet vardır. Derin devlet varsa zaten parti devleti vardır. Bazen derin devlet olur, parti devleti olmaz çünkü iktidar el değiştirmiştir. Derin devlet halen orada duruyordur. Gladyosuyla bilmem nesiyle hükümete karşı bir şey yapar. 70'lerde Ecevit hükümetlerine karşı bunları yaşadık. 90'larda yaşandı. Ama derin devlet var ve iktidar da duruyorsa orada parti devleti kesin vardır. Efendim az önce Anadolu Ajansı'ndan da söz ettiniz. Kaynağında sansürlüyorlar diye. Bir de önümüzdeki seçimlerde biliyorsunuz Anadolu Ajansı'ndan gelir seçim sonuçları. O konuda sizin herhangi bir şeyiniz var mı, önleminiz var mı seçimle ilgili? Seçim sonuçları ile ilgili zaten vatandaş Anadolu Ajansı'ndan elbette alınan verilerle televizyonları takip ediyor. Televizyonlar birkaç ajanstan alıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi alarak 4 ayrı yerden veri alıyoruz. Sandık başından alıyoruz, okul önünden alıyoruz, ıslak imzalı tutanağın WhatsApp bildiriminden alıyoruz. Tutanağın Excel, yani Excel benzeri bir dosyaya uzaktan ilçe başkanlığından kaydedilmesiyle alıyoruz. Sonra da bizdeki tutanakla yüksek seçim kurulu tutanağı karşılaştırılıyor. Uyumsuzluk varsa 48 saat içinde itiraz dilekçesi üretiyoruz. O yüzden Anadolu Ajansı'nın yaptığı işlem şu oluyor. O konuda da artık sandık başındaki görevlilerimiz ezberlediler mevzuyu. Tembihliler zaten. Anadolu Ajansı ne verirse versin, AKP'nin en güçlü olduğu sandıkları girerek açıklıyor. Orada işte %69-70'lerle çıkıp sizi yıldırıp sandığa aman ya olmadı kaybettik deyip gitmenizi veya tutanağa teslim etmemenizi, ıslak imzanın peşini bırakmanızı bekleyecektir. Sakın bu manipülasyonlara gelmeyiniz diye söylüyoruz. Bir kez daha Türkiye'deki bütün sandıklardaki görevlilerimize Anadolu Ajansı ne diyor derse desin, siz görevinizi, size verilen eğitim gereği hayfiyen yapın. Islak imzalı tutanağı ilçe başkanınıza teslim etmeden sakın evinize gitmeyin diyoruz. O kadar. Anadolu Ajansı'nın bize yapabileceği bu. Ben bir duyuru yapayım yeri gelmişken. Eğer bir hafta içerisinde değişmezse Sözcü Televizyonu her iki ajansı da verecek. Tek haber kanalı olacak. Reklamımızı da yapmış olayım ben bu arada. TRT konusunda yani sizden hani selefiniz de şikayetçi olmuştu TRT konusunda ama bir şey yaptınız mı bugüne kadar? Yani ne bileyim hukuk mücadelesine gidiyoruz. Çünkü veriyoruz. Yani telefon alıyoruz bilmem ne kadar vergi ödüyoruz. Televizyon bilgisayar alıyoruz vergi ödüyoruz. Araba alıyoruz vergi ödüyoruz ve bir nevi bu halkın bütçesiyle şey yapan ve 350 milyar lira son 20 yılda 350 milyar lira 12 milyar dolar civarında bir para kullanmış bir kamu kurumu. Yani bu şikayet etmek yerine buna son vermesini sağlayacak bir mekanizma olamaz mı? Yani hukuk devletlerinde olur. Biz TRT kanunu gereğince ya mesela bir de sadece bu değil, yalan haberleri veriyor mesela. Olmadık bir yalan haberi veriyor gerçekmiş gibi. Tekzip hakkında, düzeltme hakkında, TRT kanununda cevap hakkı var. Bu yaptıkları uygulamalarla ilgili suç duyuruları, şikayet hepsini yapıyoruz. Bununla ilgili maalesef zamana yayarak, cevap vermeyerek, mahkemeler görevsizlik, takipsizlik kararı vererek bazen karar veriyoruz, uygulamıyorlar, müeyyidesi yok. Yani tabii kanun koyucu TRT gibi bir kurumun bu kadar ahlaksızca yönetileceğini, bu kadar şuursuzlaşabileceklerini ve bir iktidarın bu kadar pervasızca ve bu kadar tenezzül ederek davranabileceğini de zamanında düşünmemiş. En son Gökhan Günaydın gitti, önünde açıklama yaptı, protesto ettik falan. Daha önce Levent Gök gitmişti işte TRT'ye bastı, bilmem ne yaptı falan. Yani ne yapmamızı bekliyorlar yani? Hayır, mesela ben şu telefonu alırken TRT'ye para vermek istemiyorum. Ben başka bir televizyonda çalışıyorum, bir rakip kuruluşta çalışıyorum ve ben TRT'yi finanse etmek zorunda değilim. Bilgisayar alırken TRT'yi finanse etme ve sizden bu konuda bana destek olmanızı bekliyorum. Aslında yani, şöyle zorunda olabilirsiniz. Mesela İngiliz vatandaşları da BBC'ye para aktarmak zorundalar. Alman vatandaşları da ZDF'ye de para aktarmak zorundalar ama onlar kamu yayıncılığı yapıyor. Denetleniyorlar ve kamu yayıncılığı yapıyor. TRT kamu yayıncılığı yapmaya mecbur bir kurum olduğu halde yapmıyor bunu ve kanunlarla da kanun koyucu işte ve uygulayıcılar bunu yapmıyor. Burada gidip de TRT'yi basıp
TRT Hayır, Genel Müdürlüğü. Basma değil ama mesela kıyameti koparırsınız. Nasıl? Bir koparsanıza bana kıyamet. Mesela yarın sizin dediğiniz kıyameti ben koparacağım. Gidin 5.000-10.000 kişilik miting yapınca hep olarak. Tabii mesela. Yaparız. Mesela katılır mısınız o mitinge? Ya gazeteci olarak gelirim, vatandaş şimdi, olarak da. Bakın şunu söyleyeceğim. Şimdi, şunun için en söylüyorum. En kolayı burada. Yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğiz. Önce burada TRT'nin yaptığının kabul edilemez bir iş olduğunu, ahlaksızlık olduğunu, kanunsuzluk olduğunu, zaten söylüyorum Adalet size. Ve Kalkınma Partisi'nin buna tenezzül edecek kadar alçaklaştığını söyleyelim bir. Ondan sonra muhalefet olarak yani ya ben şikayet son, edebilirim ama siz Levent Gök 35 milletvekiliyle gitti. 3 ay gündemde kaldı, TRT'yi bastılar. Hayır diye. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz mesela bu vergi düzenlemesinden. Anayasa Mahkemesi'ne başvuramazsınız. Mesela şeyden nasıl kanun geri adım atıldı? Kanun çıktıktan sonra 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz. O kanun çıktığında böyle kötüye kullanılacağı öngörülmediğinden ya da yapıldıysa da başvuru o gün reddedildiğinden, kabul edilse de ona göre bir yasama faaliyeti yapıldığından şu anda kişisel başvuru hakkı dışında Anayasa Mahkemesi'nin kanun üzerinden bir başvuru imkanı yok. TRT içinde kişisel başvurular kurumsal yapılamıyor. Siz vatandaş olarak TRT'ye bir başvuruda bulundunuz mu ki Anayasa Mahkemesi'ne? Hayır ben canım siz şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapamayacağı ama, bir başvuru. O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım. Siz Hayır, de vatandaş ben de onu olun. Sizin dediğinizi ben yapayım. Ben şunu söylüyorum. Ya çok kolay bir yola gidiyorsunuz. Muhalefet Hayır. Partisi'ne adam gitmiş, kamu ben olsam iktidarda kamu yayıncılığı yapan TRT'ye bunu yaptırmam. Hukuk devletlerinde bu olmaz. Ama burada adam orman kanunu gibi yolladığın şeyi yayınlamıyor. Benim orada gidip şiddet uygulamayacağıma göre bütün başvurularımı yapmışım. Seçim ve şunu da söyledim. TRT'ye bir sürprizim var dedim. Hala o sürprizi bekliyorlar. Ben bu yayınlanmayan reklamın fitil fitil burunlarından getireceğimi de söyledim. Ne yapacağımı da biliyorum. Nasıl bir şey yapacağımızı da biliyoruz. Ama 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik miting yapmakla olsaydı yapılırdı. O mitinglerin ben gelecekte yakından takip edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi bir sürü miting yapacak. Yoksulluk için yapacak, Taksim'i yeniden kazanmak için yapacak, TRT içinde mitingden de başka bir şey yapacak. Orada bir göreceğiz bakalım. Yani birazcık böyle muhalefete saldırmanın konforundan birazcık biraz daha adilane bakmak lazım ama bu işlere. Şimdi yani. Saldırmak ne demek? Şimdi bakın ben bir vatandaş olarak telefon alırken TRT'ye para ödemek istemiyorum. Elektrik faturalarıyla ilgili kıyamet kopunca oranı düşürdüler. Düşürmek zorunda kaldılar. Emekli maaşları yetersiz geldi işte ya da EYT'liler kıyameti kopardı. EYT'yi çıkarmak zorunda kaldılar. Benim söylediğim şey şu. Millet siyasetten çözüm bekliyor. Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama siyaset şikayet etmez, çözüm bulur. Ben siz şimdi bunu saldırmak olarak yorumlamanız bir kere doğru değil. Ben burada ana muhalefet partisinin bu konuda nasıl bir çözüm bulabileceğini soruyorum. Bu kadar basit. Benim de söylediğim şu. Yani EYT'de de bugün emeklilerle ilgili de ben şimdi emeklilerle ilgili ortaya koyduğumuz bu 1,5 aylık performansı sonunda ortaya çıkan meseleye ana muhalefet partisinin performansının ve bu konuda ortaya koyduğunun gayretin sonuç alması üzerinden bir tespit yapmayalım. Hatta orada diyelim ki siz neden dönüp para sayma kuleleriyle ilgili bir şey demiyorsunuz da emekli konuşuyorsunuz, o gerçek gündemi biz vatandaşın gündemini gündem edelim. Ama gelip şimdi bu kadar işin içinde TRT ile ilgili de ben şunu söylemişim. Bunu sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Göreceksiniz, size bir sürprizim var demişim. Onu da hep birlikte görürsünüz ne yapacağımızı. 1 Nisan'dan sonra TRT'ye bu konuda ne yapacağımı. Ama benim kahrolduğum mesele şu. Ya sen şikayet, ben şikayet ederim. Ben ilk önce durumu tespit ederim. Ben ülkenin ana muhalefet partisiyim. Parasıyla reklamı yayınlatamıyorum. Ve burada artık yani daha bunun ötesinde bir rezillik olmaz. Ha gidip TRT'yi yakacak halim de yok, basacak halim de yok. Ama elimden gelen bütün demokratik tepki kanallarını harekete geçireceğim. Emekli meselesinde olduğu gibi emekliler gelir meselelerine sahip çıkarlarsa sonuç alacağız. TRT'de de o elektrik faturaları ile ilgili dönüp de ya Cumhuriyet Halk Partisi yeri göğü inletti de ondan sonra bunlar düştü diyor musunuz? Evet. Veya şeyle ilgili EYT ile ilgili
Cumhuriyet Halk Partisi 7 yıl boyunca uğraştı da bunu sağladı diyor musunuz? Evet, muhalefetin katkısı oldu diyor. Oldu. Yani inşallah bunları duyarız. Zaten bunları şimdiki şey mesele de hani bir şey yani yap diye geçmişte yaptınız. Ben düzeltmek gibi bir şey de değilim, yanlış anlama. Yani geçmişte yaptınız, şimdi de bir şey yapın. Çünkü bu da bir sorun diye aslında işaret ediyoruz bir gazeteci olarak. TRT'nin yaptığı yanlışın hepimiz farkındayız. O bizden aldığı paralarla milyon dolarlık ve kendilerine yakın prodüksiyon şirketlerine diziler çektirip gene bunu seçimde propaganda olarak kullandıklarının da farkındayız. Bunlar da defalarca yazdılar. Buradaki meseleyi ben doğru anladıysam geçmişte yaptığınız gibi gene TRT'yi işaret ederek bu çözüm odaklı daha şey, fazlasını yaptım. Ben öyle anladım en azından. Söylediğim şey çok açık. Yapacağız. Siyaset bir temsil makamıdır. Milletvekilleri milleti vekalet etmek için oradadırlar. Milletin sorunlarına çözüm bulmak için oradadırlar. Bu benim sorunum milletin bir ferdi olarak. TRT'ye telefon aldığımda, bilgisayar aldığımda, radyo aldığımda, araba aldığımda vesaire dünyanın parasını ödemek ve TRT'den beklediğimi alamamak benim için bir sorundur. Ben bu sorunumun çözülmesini istiyorum. Şimdi siyaset o kadar, iktidar o kadar bu işi yanlış oynuyor ki yarın sana telefon gönderirler bak biz şey yapmadık diye. Ben bu inanın tartışmayı kapatmak için çok sıkıştım, reklam çok sıkıştı. Tabii tabii. Dönelim öyle devam edelim istiyorum. Tamam. Hemen bırakayım İstanbul'a. Bir evin nesi var? Bir evin nesi var? Bir evin nesi var? Bin evin sesi var. Ve her evin dünyayı değiştirecek gücü var. Arçelik olarak eski teknolojili ürünleri tasarladığımız yeni teknolojili ürünlerle değiştirerek son 10 yılda 8.6 milyon ton yani 10 milyon 600 bin hanenin günlük tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağladık. Siz de evinizde alacağınız önlemlerle iklim dostu harekete destek olun, suyu hep birlikte koruyalım. Dünya Su Günü kutlu olsun. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Sen de çocuğunu güvenle emanet edebileceğin kreşler istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Aynı iş yapılıyor. Neredeyse aynı elektrik harcanıyor ama fatura daha düşük geliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Tasarladığımız yapay zeka modülü işletmelerin enerjiyi daha tasarruflu kullanmasını sağlıyor. Tüketim verilerine erişip enerji tüketimini analiz ederken daha sürdürülebilir bir gelecek yaratıyoruz. Mesela girişimimiz daha ilk yılında 384 milyon TL'lik tasarruf sağladı. İnanılmaz iyi fikir. Sürdürülebilir fikri olan girişimcilere verdiğimiz danışmanlık ve finansal desteklerle daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. TEB etkisi. Kalk koca Mustafa, kalk. Kolay değil öyle baba olmak. Kalk, dayan işe. Kalk koca yörük, kalk. Hastalıklar, afetler, göçler olsa da kalk. Antalyan seni bekler. Kolay değil herkesin başkanı olmak. Yaptıklarını gururla, yapacaklarını azimle taşımak. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri.
Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Akçalı sprey boyayla tarzınızı yansıtacak dokunuşlar yapmak çok kolay. Sadece çalkala ve boya. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için Büyük A101'de. Domatesin kilosu 29 lira 50 kuruş, portakalın kilosu 14 lira 95 kuruş. Çanakkale'de bir Mustafa Kemal. Çanakkale'yi Mustafa Kemal'den, Mustafa Kemal'in dehasını düşman komutanlarının kaleminden okuyacaksınız. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Tarihçi Alan Moorhead, bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. General Aspinall Oglander. Mustafa Kemal Çanakkale muharebelerinde 4 kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u, padişahı ve payitahtı kurtarır. Emekli tümgeneral Naim Babüroğlu. Bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zaferin öyküsü. 23 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Mart'ta gece eşittir gündüz. Hepsi burada eşittir indirim. Hepsi burada den Ekinoks'a özel ultra indirimler. Tüm indirimlere Ek Moda'da %21, kosmetikte %21, ev ürünlerinde %21 indirim burada. Ve çok daha fazlasını peşin fiyatına 3 ay erteli 6 taksitle öde. Hepsi burada. Vavrat'tan bahçe mobilyalarında her şey dahil ücretsiz teslimat, anlaşmalı kredi kartlarına vade farksız 6 taksit imkanıyla. Ya diyor bir şey söyleyeceğim. Al şu hisseyi. Bakın size geçen alın dediğimde alacak. Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Bir yıl ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. Can, in oradan. Can! Sen de çocuğunu güvenle emanet edebileceğin kreşler istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Her gün farklı kampanyalarla Ramazan bereketi kapına geliyor. Binlerce ürün market fiyatlarıyla Migros Sanal Market'te seni bekliyor. İftar sonrası tatlı keyfin için Algida Maraş usulü dondurmaları. Şimdi Migros Sanal Market'ten söyle, siparişin ücretsiz teslimat avantajı ve soğutuculu araçlarla dilediğin gün ve saatte kapına gelsin. Lezzetli iftar sofraları için sen de Migros'tan söyle. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene.
Yeniden merhabalar. Sözcü TV yayınında Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel konuğumuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz sonra da geldik. Sakladığımız soruları bu bölüme, sabahtan sakladığımız soruları bu bölümde soracağız kendisine. Yine pozitif ayrımcılık. Senem, başladığımız gibi Senem'le bitirelim. Tamam. Şimdi şöyle, aslında özellikle son 2-3 haftadır yeni bir çözüm süreci olur mu olmaz mı, hep böyle bir yerel seçim sonrasına ilişkin bir tartışma da gidiyor. Bu biraz da İstanbul rekabetinde işte DEM Partisi'nin seçmeni ne yapacak ne yapmayacak üzerinden de yapılıyor tabii. Ben sizin değerlendirmenizden de anlıyorum ki orada taban ittifakını sağladığınızı düşünüyorsunuz. Zaten pek çok araştırmada DEM'in önemli bir seçmeninin Sayın İmamoğlu'na oy vereceğini de gösteriyor. Fakat bununla birlikte son bir hafta acaba yeni bir açıklama olur mu, bir yönlendirme olur mu diye bir taraftan da bir şey var, bir soru işareti var. Ahmet Türk'ün çok dikkat çekici bir ifadesi vardı. Aslında iki aşamalı bir soru soracağım. Birincisi, siz daha önce AK Parti ile DEM'in görüştüklerine dair bir ifade kullandınız. Görüşmeler yaptıklarına dair bir ifade kullandınız. Hala görüştüklerini düşünüyor musunuz? Bir çözüm süreci, adı böyle olmasa bile böyle bir arayışın olduğunu düşünüyor musunuz? İki, Ahmet Türk son röportajında dedi ki, Kürt sorununu CHP çözemez. Derin devleti ikna edemez. Yine derin devlet çıktı karşımıza. Derin devleti ikna edemez. İsterse Erdoğan çözer dedi. Çözemez misiniz Sayın Özel? Şimdi tabii hani ne çözülecek, nasıl çözülecek, o üzerinde detaylı konuşulması gereken bir husus. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir süreçte hiç haksızlık yapmayalım. Geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan Doğu Güneydoğu illerini gezdi. 3-4 ilde üst üste şunu söyledi. Dedi ki, biz geçmişte dedi hangi demokratik açılımı yaptıysak, hangi dedi demokratik düzenlemeleri getirdiysek, hep dedi bu tek parti zihniyeti, hep bu cümle ondan olduğu için söylüyorum, faşist CHP zihniyeti karşı çıktı hepsine dedi. Şimdi ben şimdi herhalde 9. yargı paketi konuşuluyor. Hı hı. Hiçbir yargı paketinde, hiçbir demokratik düzenlemeye CHP'nin karşı çıktığını hatırlamıyorum. Son 13 yılında bizzat meclisteyim ve 8 yılında grup başkan vekili olarak hani mecliste sinek uçsa haberimiz olur. Hiçbir önergede demokratik bir şey varsa hep destek olduk. O zaman kimi söylüyor? Hepsine karşı çıkan MHP vardı. MHP'ye mi faşist diyor? Bir kere bunun bir altını çizmek lazım. Şimdi geçmiş gitmiş, demin birinci parti kendisinin ikinci parti olduğu illerde konuşma yaparken CHP faşist zihniyeti demokratik düzenlemelere, yargı düzenlemelerine hep karşı çıktı diyor. Oysa ki hepsine karşı çıkan MHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç böyle bir yaklaşımı olmadı. Bir kere bunu görmek lazım. İkincisi, eğer söylediği çözüm süreci ise hiç haksızlık yapmamak lazım dediğim o. Sayın Kılıçdaroğlu bu çözüm süreciyle ilgili adımlar atılmaya başladığında çıktı şunu söyledi. Ben bu işe kredi veriyorum dedi. Ama dedi şartlarım var dedi. Meclis. Birincisi işte partiler arası değil, parti odaklı değil, meclis odaklı olmalı dedi. İkincisi millete tutamayacağınız, birbirinize karşı millete izah edemeyeceğiniz ve sonra tutamayacağınız sözler vermeyin dedi. Düzenli bilgilendirme yapın dedi. İşte 4 madde şeffaflık falan dedi. Kamuoyunu düzenli bilgilendirin, şeffaf olun falan. Ne kadar doğru söylediği bütün süreçte, hatta o işte bu görüşmelere o zaman bolca konuşuluyordu. Negotiation, pre-negotiation, işte müzakere öncesi görüşmeler falan Oslo'da yapmışlar bilmem ne. Orada hep şöyle söyleniyordu. Böyle bir süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa çok daha çatışmalı bir süreç başlar deniyordu. İşte o hendek olaylarını falan hep beraber yaşadık sonra. Önce gözünün önünden geçenlere valiler dokunmayın dedi. Sonradan başka şeyler oldu. Şimdi Kemal Bey bu açıklamayı yaptığında, ki ben Kemal Bey'in o tutumunun arkasındayım, kurumsal olarak arkasındayız, bir siyasetçi olarak da doğru buldum. Kredi vermek ama riskleri söylemek. Ne oldu sonuçta? Al başına çal onu dedi, kredini dedi. Ve buraya geldik. Şimdi eğer CHP çözüm süreci denilen sürece karşı çıktı diyorsa Kemal Bey doğrusunu söyledi ona orada. Ben kredi veririm dedi. Ama Kemal Bey'in uyardığı her konu
sonradan başımıza bela olarak geldi. Ve meclis odaklı bir işin gitmemesinin ne büyük yanlışlık olduğunu ortaya çıktı. O gün mecliste dışlananlardan biri bizsek, diğeri de MHP'ydi. Dört parti vardı o gün. Ve yine o MHP ile şu anda birlikteler. Sayın Ahmet Türk, MHP ile AKP'nin, ki MHP Sayın Erdoğan ben bırakacağım son dönemim deyince sakın gitme diye arkasından ağlıyor MHP. Erdoğan kalacaksa, MHP'nin ricası üzerine kalacaksa, Sayın Ahmet Türk'ün yaklaşımı birazcık bu açıdan hani benim ilgi alanıma değil sizin ilgi alanınıza giren, enine boyuna siyasi yorumcuların değerlendirmesi gereken bir nokta. Yani MHP olduğu sürece mümkün değil ifadesini de kullandı. Yani o zaman hani o nostaljik ve geriye dönük bir tanımlama veya bir özlem olabilir Erdoğan'la ilgili. Biz Erdoğan'ın gözü kapalı yaptığı bazı şeyleri eleştirdik, yanlış bulduk. Ama efendim PKK silah bırakacak, Türkiye dışına çekilecek, şu olacak, bu olacak. Oralarda tutamayacağınız sözler vermeyin derken neleri kastettiğimiz belliydi. O zaman AK Parti medyası bambaşka şeylerden bahsediyordu. Ama Sayın Ahmet Türk CHP bunu çözemez demesini bence çok ileri bir yorum olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sorunları hem de çok önemli iradeler ortaya koyarak çözmüş bir partidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığı olmasaydı Kıbrıs sorunu da çözülemezdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığı olmasaydı daha gencecik Cumhuriyet'in bu kadar önemli atılımları yapması, bu kadar ekonomik yatırımları yapması, kültür devrimini gerçekleştirmesi olmazdı. Türkiye'nin bütün kritik kavşaklarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir rolü vardır. Ama bahsedilen mesele Erdoğan'la kurulacak, geçmişte kurulmuş gibi bir ilişki olursa, doğru, biz öyle bir ilişki yerine meclisin olduğu, mecliste bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir sürecin işletilmesinin doğru olduğunu söyleriz. Bugün iki taraf arasında bir temasın olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir kere yani nasıl anlatayım size? Büyük bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız. Bu sahtekarlığı yapanlar, bu hiç utanmadan kendi seçmenlerini kandıranlar da AK Parti ile MHP. Şimdi bana bir konuda partinizle övünün derseniz, işte örneğin son seçimde bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti biziz. Biz oy verenlere saygımızdan, parti hangi parti olursa olsun, mecliste grubu bulunan bir siyasi partiyle bayramlaşmada, görüşmede, kongre kazandıklarında tebrik etmekte, tebrik ziyaretine gitmekte, onların bize gelmesinde bir bahis görmeyiz, bir sorun yok. Biz burada da bayramlaşıyoruz, içeride de bayramlaşıyoruz. Bunlar AK Parti ile MHP, efendim biz HDP ile bayramlaşmayız. İyi, bayramlaşmayın. Meclisi yönetiyor meclis başkan vekili herhangi bir partiden, bazen de HDP'den. Ara veriyor, arkaya bizi çağırıyor. Gelenekselleştiği üzere zaman da yok yetişmeye. O sırada meclis başkan vekilinin ısmarladığı yemekler masaya konmuş oluyor. Hele bayram dönüşüyse önce bir öpüşüyoruz hepimiz birbirimizle. MHP ile HDP, AK Parti ile HDP öpüşüyorlar. Bayramın kutlu olsun abi, sen de arayamadım veya aramışsın ulaşamadım. Bayramda görüştük ama yani bunlar birbirlerini arıyorlar, soruyorlar. Arkada el sıkışıyorlar, sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Bir çorbaya kaşık atıyoruz hep beraber, oturuyoruz. Yemeği o hafta eğer MHP'li meclis başkan vekili ise Celal Adansa mesela, Celal abi ısmarlıyor. Ritüel öyle yani, racon öyle. HDP'li arkadaşlarımız da yemeği yiyorlar bizimle beraber. HDP'li meclis başkanı ise o ısmarlıyor. Hatta bazen soruyor, ne söyleyelim, pide mi yaptıralım, çorba mı söyleyelim diye meclisin lokantasından. Oturuyoruz, HDP'li meclis başkan vekilimizin ısmarladığı yemeği MHP'lisi, AKP'lisi birlikte yiyoruz. Kalkınca yine el sıkışıyoruz. Kameraların önüne geçince beyefendiler HDP'ye boykot yapıyorlar. Şimdi bu riyakarlık değil de, sahtekarlık değil de nedir? Ben HDP'li arkadaşları çok efendi buluyorum. Bana böyle yapsalar derim ki ya daha demin içeridesen benden bayramlaştın, niye burada bayramlaşmıyorsun derim yani. Neymiş? Onlar terör örgütünün uzantısıyla görüşmezmiş. Nerede? Seçmenin önünde. Nerede görüşüyor? Arkada görüşüyor. Şimdi bunun dışında bir arka planda halen görüşme var mıdır? Bilmiyorum şu anda. 2027'de İYİ Parti, DEM Parti birlikte Cumhurbaşkanı'nın istediği anayasa değişikliği ya da
seçimlerin yenilenmesi kararına destek verebilir mi? Verirse... Ya bu çok ileri bir tahmin şimdi. Hayır şey dediniz ya, Bahçeli böyle bir çağrıda bulundu. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın dördüncü dönemi için o yönteme başvurulacak. Şimdi şöyle, bunları o zaman konuşuruz. Benim burada dikkat etmek mecburiyetinde olduğum bir şey var Deniz Bey. O da şu, yerel seçim gündemindeyiz. Yerel seçimde bir vatandaşın sorunları diye dile getirdiğimiz meseleler ve yerel seçim süreci partim adına iyi gidiyor. Yani sahada iyi gittiğini görüyorum, anketlerde iyi gittiğini görüyorum, adaylarım iyi şeyler ölçüyorlar, lehimize gidiyor. Bu hafta tam bu süreçte, geçen hafta, sakın üstünüze alınmayın, hani soru sormak en doğal göreviniz. Birden AK Parti bunu attı ortaya. Son dönemim dedi. Burada da bırakmadı. O son dönemim deyince bazı değerlendirmeye ben de iştirak etmiştim ilk anda. Ya işte seçmenden hani birçok sebepten oy alamıyor. İyi adaylar belirleyemedi, ekonomi kötü, işte seçmen bıktı. Bir hani duyguları oynayarak biz. Ama sonra baktık ki bir de Bekir Bozdağ, öbürü falan çıktılar. Yok bir daha şu olursa aday olabilir, bu olursa olamaz. Bahçeli'nin bizi bu böyle bir gündemin içine çekmek istiyorlar. Ben bu işi 10 günlüğüne yapmayayım diyorum yani. Niye yapmayayım? Çünkü dakika 83, gollü geçen bir maçta 4-3 öndeyim. Ayağa garanti paslar yapmak suretiyle günlerden 31 Mart akşam 17'yi görmek istiyorum. Ondan sonra ben onlarla bir daha aday olur mu olmaz mı, seçilir mi seçilmez mi, hangi parti ne yapar, hepsini konuşurum. Ama şu anda yani son 7 dakikası kalmış, 8 dakikası kalmış maçın, iyiye gidiyor. Topu karşı yarı sahada tutuyorum. Ayağa pas yapıyoruz. Neden şimdi durduk yerde onların hani bir penaltı atsınlar da kurtaracak mıyım? Ben vurursam olacak mı? O yüzden bu gündemden milletvekiller mi de, belediye başkanlar mı da, parti yöneticiler mi de, usulü dairesi içinde uyardım. Bu suni gündemlere dalıp da böyle 10 gün bir maceranın içine girmeyeceğiz. Zaten 1 Nisan'da ne gündemimiz var? Konuşacağız bunları yani. Sakın hani sorunuzu cevaplamam. 1 Nisan'da gündemlerimizi söyleyeyim. Ekonomi var. Faiz %50'ye çıktı. Muhtemelen ciddi bir 4-5 Nisan kararları gelecek. Aynen öyle. Aynen öyle ve ben hep şunu söylüyorum. 1 Nisan günü büyük bir acı reçetenin, kemer sıkmanın, sıkı para politikasının muhatabı olacak kesimler yine toplumun eski orta direk yeni yoksulları ve derin yoksulluk çekenleri. İşçiler, emekçiler, esnaflar, emekliler. 1 Nisan'da ne yapayım ben, yarın yapacak bir şey yok. Bir gün önce yapacak bir şeyim vardı. 31 Mart'ta sen muhalefete güç verirsen, iktidarı, genel iktidarı yerelden dengelersen bir şey olabilir bu ülkede. Yoksa çok büyük bir felaket geliyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın biz iktidara geldiğimizde faizler %47 idi. Nereden nereye dediği, faizleri işte tekhaneye doğru çektikleri süreçten. Bugün faizlerin %50 olduğu. Ecevit'ten aldığı Türkiye'den daha kötü bir noktada şu anda Türkiye'nin ekonomisi, faiz ayracıyla bakacak olursak. Rezerv açısından da kötü noktada, işsizlik açısından. Enflasyon iki katından fazla. Enflasyon iki katından fazla. Ve o günlerde enflasyon rakamları yine tartışılıyordu ama hani gerçeğe yakın rakamlardı. Şu anda bu kadar şaibeli değil. Değildi. Şimdi Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu diyorum. Bütün meydan güldür güldür alkışlıyor. Emekliyi üzüyor, Tayyip Erdoğan'ı üzmüyor. Ama gerçek enflasyon %120. Zaten petrol satan ülkeler bir anda OPEC. Hatırlayamadım demeyin yoksa sonra vaadini hatırlayamadı gibi. Şimdi o ülkeler içinde yapılan araştırmada gıda enflasyonu Türkiye'de OECD'de %76 çıktı. En yakın takipçimiz %11. Onun dışında herkesin %10'un altında gıda enflasyonu. Ama bizim TÜİK mesela başka bir şey yaptı ve %33 bir zamla emekliyi işte 7500'den 10 bin liraya getirdiler. O yüzden çok büyük bir sıkıntı var. Yapılacak iş seçimin ertesi günü değildir. Seçimden yani 1 Nisan'ın ertesi günü değil. 1 Nisan'dan bir gün önce bir şey yapmak lazım. Seçmenin gücünü sandıkta göstermesi gerekiyor. Mal varlıkları meselesi. Pardon. 1 Nisan günü madem öyle, bu kadar önemli tabii ki gün. Şimdi 1 Nisan'da alınacak seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları. Bu gelecekte sonuçta baktığın zaman 2028'e kadar seçim yok.
nasıl etkileyecek, yani seçimlerin öne alınması veya benzer bir sonucu gündeme getirebilir mi? İkincisi, sizin altılı masanız vardı. Bugün altılı masa diye hiçbir şey yok. Ama Cumhur İttifakı'nın var. Ve sonuçta 2028'de bile seçim yapılmış olsa birer %51'i almak için mutlaka bir ittifak zorlayacak sistem sizleri. Şimdi bunun şeyi var mı efendim? Hiç altyapınız falan veya bu görüşmelerde baktığınız zaman mesela İYİ Parti'yi çok yakındınız. Şimdi yani birbirinize kurşun atar noktaya geldiniz. Yok, ben kimseye kurşun atmıyorum. Kurşun atılsa bile canınız sağ olsun diyorum. Böyle bizim asla kimseye kurşun attığımızı, çünkü İYİ Parti seçmeniyle bizim seçmenimiz birbirine son derece yakın seçmenler. Özellikle Trakya'da, Kıyı Ege'de, Güney Anadolu'da, Antalya'da çok yakın seçmenler. Ve yolda benim genel başkan olarak en çok başıma gelen, eskiden daha da çok oluyordu, daha çok rahat yollarda yürüyorduk. Yakasında güneş olanlarla birbirimizi gördüğümüzde sarılıyoruz, öpüyoruz, hasret gideriyoruz. Bu seçimde de bize kurşun da atsalar onu anlayışla karşılıyoruz ve canları sağ olsun diyoruz. 1 Nisan'dan sonra da İYİ Parti ile yöneticileriyle kavga etmek gibi bir niyetim yok. Muhalefete muhalefet etmek iktidarın ekmeğine yağ sürer. Ben bunu tabii meclis tutanakları altında belki 200 kez söylemişimdir. Bazen MHP ile HDP kavga ederken bile demişimdir. Kardeşim, tamam, taban tabana zıt olabilirsiniz ama sizin kavganız esas, bize millet muhalefet görevi vermiş, bunları rahatlatıyor. Bunları kavga etmek doğru değil. Ben ne MHP ile, ne HDP ile, ne İYİ Parti ile, ne başkasıyla, benim görevim AK Parti'ye muhalefet etmek. Muhalefete muhalefet olmaz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, sorunuzu doğru yerden cevaplamam gerekirse. Şimdi bu sistemdeki en büyük çarpıklık şu. Eskiden seçim yapılırdı. Bir parti tek başına iktidar olacaksa olurdu. Olamıyorsa 40 gün süre vardı. Koalisyon görüşmeleriyle hükümet kurulurdu. Şimdi koalisyon görüşmeleri seçim yapılmadan önce, bir seçimin ertesi günü öbür seçimin koalisyon görüşmeleri. Bizim en büyük hatamız buydu geçmişte. Bunu o gün o hatayı sen yaptın, işte önceki genel başkan yaptı diye değil. İlk kez deneyimlenen bir süreç. Bütün partiler seçimin ertesi günü bir sonraki seçimin koalisyon veya ittifak görüşmelerine başladılar. İşte masalar kuruldu, mütabakat. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Partileri birbirine belinden zincirle bağlanmış koşuculara çevirdi. Kimse rahat koşamadı. Herkes birbirine engel oldu. Onun yerine bence evet ittifak gerekecekse gerekebilir. Ama ilk önce bir İYİ Parti, hani kendileri diyor ya, müstakil ve hür iradeleriyle. Bütün partiler ve CHP, sol, sosyal demokrat bir parti olarak biz kendi özgür siyasetimizi yapabilmeliyiz. Hepimiz kendimizi halka anlatmalıyız. Aramızda nezaket olmalı ama rekabet de mutlaka olmalı. Bu rekabet muhalefeti tek tipleştirmez. Bu rekabet aslında iktidardan rahatsızlık duyan seçmene seçenekler sunar. Ve herkes kendi kimliğiyle bir siyaset yapar. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ni sol sosyal demokrat bir parti kimliğiyle temas etmesi gereken kitlelerle sağlıklı temas ettiririm. Yoksullarla, işsizlerle, işçilerle, sendikalaşma problemiyle, işte ne bileyim, biraz önce Deniz Bey'in uyardığı derdi TRT ise TRT ile, bilmem neyse, ama sol sosyal demokrat bir parti olarak sokaktan, eylemden, meydandan korkmadan ben kendi kimliğimle giderim. Muhafazakar demokrat bir parti, milliyetçi demokrat bir başka parti. Hem muhalefetin birçok seçeneği olur. Seçmen birbirine, her geçen gün birbirine benziyor. Bakın AKP ile MHP arasında bir fark kalmamasının sebebi AKP ile MHP'de eriyor sonuçta. Bu seçim sonucunda göreceğiz. O da bir mutlak ittifak. Partileri birbirine benzeştirirken herkes aman ne güzel iyi geçiniyorlar demiyor ki. Ondaki kusur buna da mal ediliyor, bundaki kusur ona da mal ediliyor. Ve o yüzden benim düşüncem, ki kararlılığım odur, kendi kimliğimizle gelecek seçime doğru koşacağız. Ha sonra böyle çok spordan örnek oldu ama Alişar Bey, hani güreşçiler, boksör demeyeyim, daha sert spor. Beşiktaş'ın örnek vermeyeyim. Beşiktaş'ın bu sene acı çekiyoruz. Dolayısıyla spor nerede? Diyelim güreşçiler mindere çıkmadan önce bir tartılıyorlar ya. Seçim yaklaşırken çıkar bir tartılırız. Kim kaç kiloymuş bir görürüz. Ben 35'sem 35'e göre otururum masaya. 40'sam 40'a göre, 25'sem 25'e göre. Ama şimdiden başlayınca kimsenin tartılmaya da niyeti olmuyor. Biz yola çıktık, birlikte varacağız.
seçimlere 3 ay kala mı, 5 ay kala mı, bunun bir makulü oturur siyasette. Görürüz ve bakarız. Ben tek başıma iktidar olamıyorsam, 50 artı 1'i dediğiniz gibi bulamıyorsam, diyelim ki 40'a varabildim, bana 11-12'yi birlikte sağlayacak bir ittifak lazım. Onu ararım. Bir başkası bir başkası olur, birisi kilit parti olur, bilemem onu. Ama bence özgürce koşmak lazım. 1 Nisan'dan sonra böyle yeni masalar falan değil, bütün partilerle iyi ilişkiler içinde olmak, AK Parti'ye karşı siyaseten sert bir muhalefet izlemek, tavizsiz bir muhalefet izlemek ama kabalaşmadan, birazcık siyasetin düzeyinin de bence çok olumsuz bir yere geldi. Burada iktidar ve ortağının kullandığı dil de çok kötü. Bunu da onarmak için adımlar da atmak lazım. Temiz, dürüst, çalışkan, dirayetli bir muhalefet yapmak efendim lazım. O zaman şöyle söyleyelim. Şimdi genel başkanlar genelde cumhurbaşkanı adayı oluyor. Siz de genel başkan olarak cumhurbaşkanlığı adaylığına evet mi dersiniz, yoksa farklı bir yol mu denersiniz? Ben çok net bir tutumum var. Bunu bütün arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Beni izleyen şimdi yatılı okul arkadaşlarım vardır. O grupla da hep paylaşıyorum. Bu dönem Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapma dönemi. Benim misyonum bu. Bunu yapmak için oyunu kurallarına göre oynayıp 50 artı 1 almamız gerekiyor. Ve partinin genel başkanı doğal başbakan adayıdır, parlamenter sistemin gereği. Burada 50 artı 1'i benden alıyor olsak benden alalım. Ama eğer partinin genel başkanı 50 artı 1'i almıyorsa, o zaman 50 artı 1'i alacak adayı bulacak. O adayı elbette ki öncelikle de kendi partisinde arayacak. Ve bunun için genel başkan şöyle olacak. Benim düşüncem yine spor, Beşiktaş'tan örnek yok. Genel başkan bu stratejide teknik direktördür. Penaltıyı kimin atacağına karar verir. Bence bir futbol maçının en keyif ve heyecan verici kısmı da penaltıyı atmak değil, penaltıyı kimin atacağına karar vermektir. Bu karar verecek mekanizmaları doğru çalıştırmaktır. Ben aslında verdiğiniz gibi de 90. dakikada takım penaltıyı kazanmış, çekelim ben atacak diyen bir şeydi. Öyle olsa gider penaltıyı kendim atarım, en doğru oyuncu ben olsam. Ama en doğru oyuncuyu, en doğru ölçme, değerlendirme, anket, üyelere sorma, en doğru oyuncuya penaltıyı sen at dersin, maçı kazanırsın. Tarihe Atatürk'ün partisini iktidara getirmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini işte 22, 3, 4, 5 yıl sonra iktidardan indirmeyi başarmış genel başkan oldun mu, Aga Menemenlioğlu'yla Abdullah Özel mezarlarında rahat uyurlar. Sayın Başkan. Torunlarıyla gurur duyarlar. Kendime ait en ufak bir hırsım, en ufak bir ihtirasım, en ufak bir kompleksim yok. Ama maçı kazanma konusunda çok inançlı ve çok kararlıyım. Benim aslında o zaman son birkaç sorum da çok özür dilerim Saygı abi. Ben de bir altını çizeyim, aynı şey mi? Buyurun. Şeyi söyleyeceksin değil mi? Aslında adını da koydunuz bir anlamda. Eğer dördüncü kez Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimleri kazanır ve bir cumhurbaşkanlığı adaylık, ki herkes onun aday olacağını söylüyor. Siz de dediniz ki evet kazan, yani şeyini de görürsek ben bütün genel başkan olarak şeyi yaparım, fedakarlığı yaparım, üzerime düşeni de yaparım dediniz. Biraz önce yaptığım tanımlama üzerinden. 4 yıl sonra, 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, biraz önce yaptığım tanımlamada sahadaki oyuncularımdan doğru isim Ekrem Bey ise Ekrem Bey penaltıyı atar. Doğru isim kimse penaltıyı atar, maçımız kazanır. Formdaysa sakatlanmamışsa ya tabii canım, yani şu net ama doğru. Genel başkan olduğunuz sürece siz aday değilsiniz. Şöyle, ben genel başkan olarak adayım dediğiniz noktada bambaşka komplikasyonlar yaratıyorsunuz bu sistemde. Bu sistemde genel başkan 50 artı 1'lik sistemde genel başkan teknik direktördür. Doğru oyuncuyu hazırlayacak, sahaya sürecek, formda tutacak, gol, maçı kazandıracak, işi bitirecek. Ben Atatürk'ün partisini, ben Atatürk'ün çok önemli bir koltuğunda oturuyorum. Atatürk'ün bir koltuğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu. O koltuğun gereği onun partisini iktidar yapacağım. Öbür koltuğa da ben oturacağım ihtirasıyla büyük bir yanlış yapılabilir. O zaman onun hesabını veremeyiz. Geçmişte yapıldı mı? Onu ben bilmem. Geçmiştekiyle değil. Ben kendi dönemimde bu koltuğun hakkını vereceğim. O koltuğa bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Atatürkçü, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına husumet değil, minnet duyan birini oturacak.
Var mıydı benim galiba? Mal varlıkları ile ilgili bir sorun var ama. Sonra sen alayım Saygar Bey. Tabii. Bu mal varlıkları açıklanıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Böyle bir imrenme, kıskanma falan durum oluyor. Geçen gün İsmail Saymaz sordu. Tam da o sırada şey demişti ya. Mülk Allah'ındır demişti. Gördünüz mü deyince ne gördü, görünce ne dediniz dedim. Allah Allah dedim dedim. O da onu manşet yapmış. Ya imrenme falan değil ama tabii o işin sorunlu kısmı gizleme ve izah edememe. Yani gerçekten hani bu tabii o 600 yeni daire falan filan bu işlerde şey. Ama bir şey burada gözden kaçmasın. Bu bütün dünya Greco kriterleri, siyasetin finansmanı bunu yani 1 Nisan'dan sonra direkt Cumhuriyet Halk Partisi olarak mal varlıklarının hem yerel yöneticilerde hem de milletvekillerinde bakanlarda kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmesinin ve düzenli olarak kamuoyunun bilgilendirmesiyle ilgili siyasetin finansmanı ve şeffaflığı ile ilgili kanun tasarısını tekrar gündeme getireceğiz. Çünkü çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki yani geçmiş dönemde bu görevleri yapanlar yani mesela o açıklamamaktaki tereddütün ne demek olduğu ortaya çıktı. Mesela şimdi Türkiye'de bütün belediye başkanlarının bu mal varlıklarının şeffaf olarak ve birinci derece akrabalar dahil ilan edilmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçilen bütün belediye başkanlarımıza bunu yaptıracağız. Buna taahhütname de imzalattırdık. 1 Nisan'dan sonra bu konuda yasal teklifimizi de vereceğiz. Bakalım kim hangi gerekçeyle destekleyecek, kim desteklemeyecek Murat göreceğiz. Murat Kurum'unkini gördünüz mü? Ben görmedim Murat Kurum'unkini. Orada da şöyle bir detay var. Bir 22 milyon liralık bir ev alışverişi var. Ha bir şey 8 milyon 14 milyon bir şey duydum 8 onu. 8 milyon ödenmiş 14 milyon borçlu. Borçlu olunan ve evin alındığı şirket 2020 yılında haber olmuştu. Şöyle ki TOKİ o şirkete bir arazi vermişti. Çevre Bakanlığı da o arazi için çevre etki değerlendirme raporu gerekmemektedir diye bir şey. Ve o dönemde Sayın Murat Kurum bakandı. Yani onun yetki alanına giren bir şey ve bu avantajla daha doğrusu bunları verdikleri şeyden bir ev almışlar. Belki siz bizden iyi bilirsiniz yani milletvekili maaşı aldığınız için 13 yıldır. 13 yıllık maaşınızla yok. Eczaneniz de vardır eşinizin eczanesi. Bizim iki eczane vardı. Birini yeni kapadık. Türk Eczacılar Birliği şey dedi. Yani 22 milyona ev alabilir misiniz şu anda? Alamayız. Yani şöyle iki eczanemiz vardı. Dediğiniz süredir de milletvekilliği maaşı alıyorum. Ayrıca da bir evimizi alırken babam bize bir ev vermişti. Yani müteahhitte kardeşime bir tane, kendine bir tane bize. Biz üstüne biraz koyarak bir evimizi almıştık. Yine onun üstüne koyup şimdiki evimizi aldık. Bir tane de Ankara'da TOKİ'den bu milletvekillerine ilk başta milletvekili konutları lojman verilmediği için parasını ödeyip 5 yıl sonra ev alıyordu. Kızım İstanbul'u kazanınca onu satıp üstüne koymuştuk. 1.900'e falan almıştık. Burayı 700'e satmıştık. Hep onların ben mal bildirimlerinde bildirdim. Bunun dışında bir mal varlığımız yok. Öyle milletvekili maaşıyla. Gerçi tabii ne kadar yani büyükşehir milletvekilleri çok fazla harcamıyorlar. Bizim gibi illerin milletvekillerinin inanılmaz masrafları oluyor. Ne bileyim işte İstanbul milletvekillerine yani şey gelmiyor. Beceriksizliğinizi böyle mi saklıyorsunuz? Ya bizim şöyle oluyor. İstanbul milletvekillerine öyle hani memleketten hasta gelmez, memleketten tabii, düğüne, bize düğüne el salı gidilmez. İki otobüs gelir yani onlarla, onların ağırlanması, uğurlanması falan öyle şeydir. Ama yani milletvekili maaşıyla şey olmaz. Murat Kurum'un uzun bir milletvekilliği yok, bir bakanlık maaşı aynı, var. Aynı aşağı yukarı da onun için milletvekilliğine benziyor. Hızlı soru hızlı cevaba geçmem lazım. Saygı abi efendim, de vardı. Bu değişim sürecinden sonra işte partide bazı küslükler oldu, istifa edenler oldu, ayrılanlar oldu. Toplam baktığım zaman 128 bin kişi CHP'den ayrılmış. Şimdi yeni bir dönem başladı. Belki o dönem üzerinden... O yalanlandı. Enser Aytekin basın bildirisi de geçti. Öyle 128 bin kişi istifa falan yok. Kurultay'dan bugüne kadar da üye kazancımız var. Sadece bu işte Yargıtay bir takım şeyler yapıyor. Mesela benzer bir şeye baktığınızda 400 bin kişi AKP'den bilmem ne oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ölümler, vefatlar, istifalardan toplamından çok fazla üye kazanan bir parti noktasında. Sonuçta ben şunu sormak yok öyle bir şey yani. Ben şunu soracağım yani sonuçta. Partiden öyle bir küskünler istifası yok, o haber yalan tamam, çıktı yani. Tamam anladım.
Şimdi ona bağlı olarak şunu soracağım tekrar. Bu ayrılanlar veya işte küslük, işte istifalar falan nedeniyle partiye böyle kırgınlık olanları yeniden partinize kazanmak için bir girişiminiz olacak tabii, mı? Tabii yani zaten sadece küskünleri değil, hiç parti üyesi olmayanları dahi burası baba ocağıdır diye çağırıyoruz. Ben her seferinde hatta partiden istifa ettiğini, edeceğini duyduğum belediye başkan adaylarını da aradım. Yapmayın dedim, doğru olmaz dedim, burası baba ocağıdır dedim. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ama zaten öyle, bırak 128 kişi yok istifa eden partide bu süreçte. Toplam işte olsun olsun 13, 15, 20 o kadardır yani. Evet, 128 evet. bin falan o. Asparagas bir haber çıktı, Ensar Aytekin onu düzeltti yani. Evet, Senem çok gözüme baktı, son. Geçen seçimleri gençler belirleyecek diye çok konuştuk. Bu yerel seçimde emekliler belirleyici olacak diye çok konuşuyoruz. Gerçi gençler meselesi sizin bir ifadeniz nedeniyle de darbe tartışma üzerinden inanılmaz bir tartışma yarattı. Darbe çağrısı yaptığınız yönünde değerlendirmeler var. Oradaki kastımız neydi? Hazır şey yaparken buna da cevap verin lütfen. Sizce bu seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek? Ya oradaki kastım yani arkadaşlar gerçekten bu kadar yani ben mesela bugün yanımda herhalde Gül Çiftçi vardı, Umut Aktan vardı, onlara dedim ki kesin kazandık seçimi. Yani bunlar bu kadarına düştülerse kesin çok çaresiz durumdalar yani. Ya bir kere açık, şu anda da Twitter'da var, herkes açsın izlesin. Kentleri gençler yöneteceğiz. 208 tane 40 yaş altı belediye başkan adayım var. 6200 tane 40 yaş altı belediye meclis üyesi adayım var. 20 bin belediye meclis üyesi adayımın 6200 küsürü 40 yaş altı. Onlarla oturmuşuz, canlı yayında var. Diyorum ki birincisi 15 Temmuz darbesinde Deniz Bey de Üstad da çok yakından bilir. O gün burada olan bendim. 15 milletvekilini topladım. Meclis başkanını aradım. Meclisi açtırdım. Darbeye direndim. Ve o sırada bize efendim Kemal Bey'e ulaşmaya çalışıyorlar genelkurmaydan dedi özel kalem. Bir mesajlar varmış. Kemal Bey'in de telefonu çakta kapalı. Neymiş? Kemalist subaylar da bu darbeyi destekliyor. Darbenin kimin yaptığından ilgilenirsek darbeye karşı kavayamayız. Kemalistler de yapıyorsa karşısındayım dedim. Böyle söyleyin onlara dedik. Gittik meclisi açtırdık. Evet. Seçilmiş meclisin, seçilmiş parlamentonun arkasındayız. Demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız. Gençlere bunu anlattım. Sonra dedim ki yarın dedim hep gece 3'te olur. Yine gece 3'te bir darbe olsa yine kalkar yine mücadele edelim. Hatta daha fazla sokakta da mücadele ederim. O gece ben milletvekili arkadaşlar gelin genelkurmayın önüne dedim. Yanımda Veli Ağbaba yoktu, olsa o benim gibidir gelir. Ya durun murun dediler, korumalar salmadı meclis başkanının. O genelkurmayın önüne tankın üstüne çıkmadığımıza çok pişmanım. Orada iyi bir mücadele vermemize rağmen. Ama dedim ki gece 3'te darbe desinler. Kim yapıyor bakmadan fırlarım. Ama dedim arkadaşlar deseler ki darbeyi gençler yapıyor. Bütün partilerdeki 40 yaş altı gençler darbe yapıyorlar ve siyaseti 40 yetişidine yasaklayacaklar. Ben o darbeye teslim olur yatağıma geri yatarım. AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, CHP'li de olsa bu ülkeyi 40 yaş altına bırakırsak daha iyi yönetirler dedim. Benim darbe çağrım bu. Bunu söylüyorlar. Özgür Özel darbe çağrı. Tam yapılmış darbe. Ben de karşı çıkmışım. Ben buradan, bu binadan şeye helikopter tacizi altında gittik. Aykut Erdoğdu kardeşim başını böyle yapmıştı. Aykut dedim. Korkuyor derler, gel şuradan yürü dedim. Aykut bana sen manyaksın falan dedi. Kızdı böyle. Ben bir Volkswagen arabamız vardı. Onu park etmeye uğraşırken Aykut böyle yapmış diye. Şuralara helikopter mermileri düşürürken biz meclise gitmişiz. Yani ben sınanmışım o konuda bir kere. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi diyor ki Özgür Özel darbe, gençlere darbe çağrısı yaptı. Ben peki. Siyaset gençleşmelidir. Bütün partiler 40 yaş altıyla yönetilirse siyaset daha iyi olur dedim. Emekliler için o soruyu emekliler zaten belirleyici olacak ama gençler her zaman belirleyici. Çünkü şöyle bir gençler küser de sandığa gelmezlerse ilk sorunuz oydu genelde. Mesela yaş kırılımlarında yaz boyunca genç seçmenin çok kırgın olduğu görülüyordu. Daha soğuklardı öyle daha mi? Soğuklardı. Gençlerin siyasete ilgisi, yerel seçimlere ilgisi çok önemli. O gençler ben hep konuşuyoruz. Bu ülkenin en büyük mekan sorunu bence her dört gençten üçünün bavulları kafada toplamış olması. En son yine bir ankette %68'di. Bazen 70 küsür çıkıyor. Fırsatını bulursam yurt dışına yerleşip orada kalmak isterim sorusuna evet diyor gençler. En büyük mekan sorunu bu. Yani
dış güçlerin, dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması değil beka sorunu. Beka sorunu bizim gençlerin o ülkelerde hayal kurması. Ve bu çok kötü bir şey. O yüzden ülkeyi bu hale getirenlere ne belediyeleri bıraksınlar, ne Türkiye'yi bıraksınlar, ne başka bir yere gitsinler, ne sandıktan uzak dursunlar, mutlaka oy atsınlar. Gençlerin sandığa ilgisi önemli. Ama emeklilerin, ben bu seçimde hani eğer bir hani dip dalga falan diyorlar ya, bir dip dalga varsa bu. Yani ben her meydana çıktığımda bakıyorum ve meydanda öyle CHP'li işte elinde CHP bayrağı koşmuş gelmiş falan değil. Bambaşka bir emekli kitlesi görüyorum. Emekli derdimi tüm dile getiriyorsa onun arkasındayım diyor. Sandıkta da bunu yaparlarsa çok ölçülemez bir ilave sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. AKP'ye de oy veren var, MHP'ye oy veren emekli de var sizin meydanlarda. Ben görüyorum ki bundan 1,5 ay önce meydanda emekli oranı toplumdaki emekli oranı kadardı. 82 milyon kişiyiz, 16,5 milyon emekli var. Yani 80 kişiden 16'sı, 100 kişiden 20'si. Hadi öbürleri işte diyelim, yarısı emekli olsun. Ya %80'i emekli, el kaldırın diyoruz, hepsi emekli. Ve mesela çok sloganvari laflar söylüyorum. Tamam mı? 80 desibel alkış alıyor. CHP'lilerin çok hoşuna gidecek laflar söylüyorsun. 80 desibel alkış alıyor maksimum. Emekliyle ilgili söylüyorsun 130 desibel alkış alıyor. Yani böyle acayip bir şey var, sahada tansiyon var. Son soru bana kaldı. Ben moderatörüm güya ama Senem'den bana zaman kalmadı oldu. Hızlı soracağım. Estağfurullah. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Son bir aydır tabii yüz yüze görüşme imkanı olmadı. Çünkü yani ben zaten Ankara'da 3 gün falan herhalde vardım son bir ayda veya 4. gündür. Ama seçimlerden hemen sonra mutlaka ziyaret ederim. Değerlendirme yaparız. Sahada olmasını arzu eder miydiniz sizinle beraber? Ya şimdi Cumhuriyet Sayın Genel Başkan da bu değerlendirmeyi yaptı diye ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde önceki genel başkanların aktif olarak kampanyaya yürümesi yok. Hatta kendisi şöyle bir açıklama yapmış. Yani bu mevcut genel başkana ve yönetime karşı da doğru bir tutum olmaz. Ben öyle düşünmezdim. Mesela Ankara'da bir büyük miting yapacak olsak, ki yapmamayı kararlaştırdık, öyle görünüyor. Yani biz ilçe mitingleriyle çok iyi sonuç aldık. Ankara'da bir büyük mitinge ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz. Ama bir büyük miting yapacak olsaydık arar çağırırdım. Sayın Genel Başkan takdir edip kampanyanın herhangi bir yerine katkı vermek istese şeref verir, onur verir. Ama daha önceki dönemlerde de hani genel başkana, önceki genel başkanlara kampanyada katılmaları, aktif olarak kampanya yapmaları alışık bir durum değil. Genel başkan da bunu ifade etmiş. Ben de saygı duyuyorum ama kendisi bir katkı sağlamayı düşünse şeref duyarız. O konuda hiçbir şeyimiz olmaz yani. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bizi ağırladığınız hem de sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bizden hemen sonra Sözcü Televizyonu'nda Serap Belavacıklı'nın sunumuyla gazeteciler İsmail Saymaz, Nevzat Çişik ve Murat Çelik olacak. Bu programda konuşulanları da yorumlayacaklar elbette. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.